Efendim hoş geldin canım arkadaşım. Hoş bulduk. Bir tanem. Şöyle alayım seni. Evet, merhaba. Sevgili sevgilerim. Yine mi karşılaşıyorsunuz? Evet. Ah tabii. Hiç birbirinizi tanımıyordunuz hiç, değil mi siz? İlk defa bugün karşılaştık. 3,5 dakika oldu ayrılalı. Öyle mi? Bunları konuşacağız efendim. Bu dostluk nereden geliyor? Bu arkadaşlık nereden geliyor? Evet sevgili seyircilerim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir şeker tadında sizleri bekliyor. Bugünkü konuklarımız Sevda Türküse ve Nadide Sultan efendim. Bugün şarkılar söyleyeceğiz. Aşka dair konuşacağız. Kadın erkek ilişkilerinden bahsedeceğiz ve biraz magazine şöyle bir pas mı atacağız diyelim. Yani ufak ufak dokunacağız. Sağ olsunlar bizi malzemesiz bırakmıyorlar. Hiç sıkıntı çekmiyoruz. Her hafta bir malzememiz bizim var Allah'a bin şükür. Bizim gibi araştırmacılar için magazinciler iyi bir malzeme ama kötü bir örnek topluma. O yüzden böyle onlar bizi sevmez. Biz onları seviyoruz insan olarak ama işledikleri konuyu tabii tasvip etmiyoruz. Evet konulardan ama değil konu mi? Magazinin çok, işlemiş tabii, olduğu evet, konulardan evet. Bahsedeceğiz. Bu dönemde niye bu magazin bu patladı, kadar patladı evet. Yine gündeme geldi. Bir dönem tamamen kalkmıştı ama şu anda ciddi bir magazin programı evet, patlaması evet. Yaşanıyor. Bunların nedenlerinden bahsedeceğiz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Tabii ki bugün mutfağımız da var. Birazdan mutfağa da geçeceğim. Nadideciğim hoş geldin. Canım hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim yine çok şükür. Zarif, zayıf ve çok hoşsun. Teşekkür ederim. Bu tip bluzlar biraz kilolu gösteriyor ay, insanı ay. Ama sinir oluyorum. Kadınların klasik takıntısı değil mi? Ay bu beni zayıf gösteriyor, şişman evet, gösteriyor. Evet evet. Ya giyanlığın kalıbı böyle. Ay zayıfsın. Nadide ne yapsa şişman göstermiyor. Öyle bir zayıf. Öyle bir durum var ama işte içeride efendim bana çok zayıflamışsın. Aa deyip böyle gözlerini açtı ama ben seni görünce tabii ki. Gerçi sen hep evet, kendine fazla bakıyordun, dikkat ediyorsun. Bunu nasıl koruyorsun diye soracağım ben sana tabii. Yani dikkat ediyorum yediklerimi, az yiyorum ve sık yiyorum. Öyle bir şey var. Muhakkak yediğim şeylerin kalorisini düşünmeye çalışıyorum. Hı hı. Kendimi kaybetmemeye, bilerek yemeye çalışıyorum ve önceki yediğim öğünü düşünüyorum. O gün tatlı yediysem bir daha o gün tatlı yemiyorum. Hatta ertesi gün de yemiyorum. Böyle bir sistem oturttun kendine. Bir de çok yavaş yiyor ama. Siz çok iyi arkadaşsınız değil mi? Allah nazarlardan. Hemen haftanın 3-5 günü berabersiniz. Evet. Böyle çok güzel bir dostluğunuz var. Ben çok. Twitter'dan takip evet. ediyorum efendim. Sürekli böyle kahvaltılara gidiliyor. Yemekler yeniliyor. Arada ben de davet ediliyorum ama bir türlü evet, kısmet bir olmadı. Uyuyamadı. Bu dostluk ne zamandan beri var? Aslında şöyle söyleyeyim. Biz Nadide ile bir sosyal sorumluluk projesinde karşılaştık. O da sosyal sorumluluklarına çok önem veriyor. Yani yardım dernekleri olsun, işte kimsesizler, yetimler, öksüzler. Gene biz böyle bir kimsesizler için ben bir geceye gitmiştim. O da oraya gelmişti. O ortamda aynı masada bizi oturtturdular. Ne güzel o sanatçı, ben de yazar olduğum için. Yani. Vesileyle tanışmış oldunuz. Evet, o vesileyle oldunuz. Güzel bir yerde başlayan çok şükür güzel bir dostluk. Ne güzel, Allah evet. bozmasın. Gönüller karşılıklı sadece samimiyet bekleyince, beklentiler sadece insanlık olunca o zaten yürüyor gidiyor. Aynen öyle. Güzel bir evet. dostluğun temelini atmışsınız. İnşallah evet. ömür boyu devam abi, eder inşallah, diye. İnşallah. Nadeciğim güzel bir single yaptın. Evet, anlayan anlar. Ederim. Senin şarkın. Benim şarkım. Çok güzel olmuş. Tam böyle Balkan havası da var. Böyle değişik değil mi? Evet çok altyapı farklı bir çok keyifli şey. Olmuş. Altyapıyı Okan Akı yaptı. Çok başarılı bir arkadaşımız. Şarkı yaz ortasında bestelendi. Aslında yazlık bir şarkı gibi ama yaz ortasında yapılan bir şarkının hani evet. hazırlanması, bitmesi, çıkması, etmesi ancak bu zamanlar oluyor. Biraz denk geldi. Tabii evet. İlk evet. dinletti bize cep telefonundan. Evet. Aa dedim bu bizim havalar dedim. Hemen Balkan olunca. Göçmen. Makedon. Daha iyi ki canım bir kafede oturuyoruz. Bakın dedi işte şarkının şu şey. Aa dedim bu tam oynamalık böyle. Evet bizim çok keyifli olmuş bir kere. Teşekkür ederim. İnşallah yolu açık olur. Amin ama sen inşallah. Bir albüm çıkarmıştın. Peşinde böyle bir single. Evet evet. Çok ara vermedin. Aynen. Peş peşe artık geldi. Çünkü şuna karar verdim. Çok ara vermemek lazım. Sürekli bir şeyler üretmek lazım. Hemen eskiyor. Hı-hı. Çabuk eskidiği için de çabucak bir şeyler yapıp onu desteklemek lazım. Bir de albümdeki şarkıları hani tanıtmak çok yavaş olmaması gerekiyor. Her ay bir klip çekmek gerekiyor. Diğer türlü radyolara göre senin şarkın albümün artık yaşlı bir albüm oluyor. Çünkü bir aylık albüm onlar için eski bir albüm artık. Onun için de şarkıları teker sürekli teker. Sürekli yenilemek lazım. Peki hep böyle single mı gelecek yoksa öyle düşünüyorum. Yine bütün bir albüm düşünüyor musun? Öyle düşünüyorum. Yani mümkün olduğunca hızlı olmak adına. Hı-hı.
Sürekli böyle bir single gelecek. İlişkiler gibi artık işte her şey tüketilmeye başladı. Bak ya ben kendi dalından nasıl yakalıyorum. Müthiş, her şey ilişkiler tüketildi. Evet. Bu single'lar gibi mi ilişkilerde? Öyle oldu. İlişkilerden başladılar. Şimdi öyle bir şey ki insanlar eskiden bir ilişki yaşamaya başladığı zaman bir şarkının anısıyla böyle aylar geçerdi. O şarkıyla aylar boyu birbirlerine yollar, avunurlardı. Yıllarca biz anıları dinleye dinleye, evet, değil mi? Yani Coşkun Sabah'la. Büyüdük, hala da dinliyoruz ama böyle şarkılar çıkmıyor. Aşklar da çıkmıyor çok, işte. Yani niye çıkmıyor? Çünkü içini boşalttılar, tükettiler. Yani aşkın mı şarkıların mı? Şarkıların içine aşk olgusunu doldurmaya çalışıyorlar ama o doldurdukları şarkı aşkı boşaltıyor. Aşk olmazsa şarkılar olmaz ki zaten. Olmaz ama aşk zannediyorlar. Yani şimdi, ona bağlı. Yani ama yaşanmazsa yazılabilir mi? Peki şimdi, senin bu şarkı bir yaşanmışlığın sonucunda çıkan bir şarkı ben mı? Etrafımdaki insanların yaşadıkları şeyden aslında biraz da beslendim diyebilirim. Hayal ettiğim şeyler de var ama mesela şey vardır, katılır mısınız bana bilmiyorum ama mesela magazinden, gördüklerimizden yola çıkarak bir insan, bir ünlü olmayan birisi ünlü biriyle evlenerek veya beraberlik yaşayarak bir şan sahibi oluyor, ün sahibi oluyor ve o insan çok kıymete biniyor. Ve ondan sonra ayrıldıktan sonra da o insan da artık ünlü biri, çok kıymetli magaziner gibi, magaziner bir zengin, herkes üzerine hücum ediyor. Zengin erkeklerin ne var? Ne var? Zengin erkeklerin maalesef bakın bizim toplumumuzun ünlü olma kompleksi başladı. Ünlü olmak bir meslek, bir işmiş gibi ortaya atıldı ve zengin erkeklerin, buradan kimse kusura bakmasın, bazı zengin erkekler ünlü olan, işte sanatçı olur, ses sanatçısı olur, tiyatrocu, bunlarla bir aşk yaşayarak magazine düşüyorlar ama bunu da tabii bayağı bir para harcayarak yapıyorlar. Yani bir adam zenginse, kadın da ünlüyse bu aşk gerçek değil mi sizce? Yani, yani çok, içlerinde gerçekten yani aşık tabii, olup da yaşayanlar görüyoruz, ya, aşık olup da yaşıyorlar. 4 sene sonra aşkın ömrü 4 sene 5 sene mi? Ama sadece ünlülerde değil yani normal işte halka da baktığımızda kısaldı, işte bir hafta önce diyorum ki ne oldu, işte ayrıldık. Ne oldu, işte kavga ettik, beni aldattı. İşte öyle böyle yani. Tahammül gücü yok. İşte aşkın anlamı, bak, aşkın değil. Anlamında ne vardır? Sabır vardır, idare etmek vardır. Siz şimdi aşkı sadece birbirinizden hoşlanma, birbirinize sahip olma, o onun şöhreti veya öbürünün parası, şusu busu, kimse şimdi kusura bakma inkar etmesin. Ben bakıyorum, geçen akşam gecenin davetindeydik, işte 1000 kişiye yakın bir davetli topluluğu vardı. Sadece ünlüler yoktu. Yani bakıyorsun yaşlı başlı adamların yanında fıstık gibi kızlar. Yani hepsi de nedense zengin ve yaşlı adama aşık oluyorlar. Hiç kimse emekli Mahmut amcaya aşık olmuyor. Ama emekli Mahmut amcayı nereden bulacak Allah ya, bulur, aşkına? Bulur şimdi, istese bulur. Mahallede bulacak? O kızlar bizim da. Bizim sektör ne oluyor? Akşam dışarı çıkıyorsun, yemeğe gidiyorsun. Hayatım. Ne oluyor? Aynı tip insanlar bir yerde dolaştığı için. Ünlü olmayan genç kızlar hep fıstık gibi kızlar. Böyle 25-30 yaş küçük. Yanında. Hep böyle amcamların yanında. Böyle seyrediyorum ben amcamlar böyle. Amcamlar kimler? Amcamlar işte böyle paralı pullu. Sevda çünkü yani, Sevda yine bombalar. İnciler. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Bak yani şimdi bana diyorlar ki sen bu kadar nasıl düz ve dik konuşuyorsun. Çünkü ben magazinden nemalanmıyorum. Benim işim eğitimcilik, yazarım ama ben. Ama sonucunda şimdi bugün de konuştuğumuz konu bir magazin değil mi? Magazin. Yani gece hayatını, ilişkileri, ünlüleri konuşuyoruz. Evet, bu da bir ama magazin. Bunlar işte ne oluyor biliyor musun? Programlar, televizyonlarda bu kadar sık yayınlandığında, bu magazin programlarındaki ilişkiler, toplumun evde oturan bir genç kızın gözünün içine sokulduğunda, o genç kız para biriktirip 15 günde bir, ben biliyorum, giyiniyor, süsleniyor, lüks semtlere gidip orada kendine zengin birisini bulmaya çalışıyor. Yeni trend bu mu? Tabii yeni trend bu. Gidin bakın, ben burada var ya kalıbımı basarım. Gitsinler, o meşhur gece kulüpleri var bir iki tane isimlerine. Ben hiç gitmiyorum. Oraya bir gitsinler, ben böyle 2-3 ayda ama. Bir o gece kulüplerine çok sevdiğim, diyelim güvendiğim bir abimle, o yanları lokantadır ya, lokantaya 9'da yemeğe giderim. 12'de lambalar kapanır lokantanın. Orada ondan otururum. Oradaki diskoyu seyrederim.
Eline dürbün alıp değil mi Seyda? Dürbüne gerek yok. O kadar parlıyor ki olaylar. O kadar parlıyor ki. Ben çok enteresan bir anımı anlatayım. Ben bir varoş denen bir semtte kadınlara eğitim vermiştim. Genç kızlara. Bir akşam oraya incelemeye gittim gene. Geçen Kurban Bayramı'nın 3. günü. Aşağıya bir bakıyorum. Bu kızı bir yerden tanıyorum. O varoş semtteki kaymakamlığın yani finanse ettiği bedava eğitime gelen kız o gece kulübüne gelmişti biliyor musun? Ta aradaki mesafeyi hiç söylemeyeyim. Çok uç bir mesafe. Şimdi bunları da gördüğün zaman bunların hepsi özenti hayatlar. Yani evdekiler onların gerçek olduğunu zannediyor. Halbuki çok iyi biliyoruz. İşte arıyorlar kameraman. Ya bizi çeksene abi onlar atlıyorlar. Bu kameraman magazinci kameramanlara da acıyorum ben. Altlarında araba o gece kulübünden o gece kulübüne gidiyorlar. Ve bunlar aslında hepsi danışıklı dövüş. Ama ne oluyor? Bunları televizyonlarda bu kadar sık 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 yayınladıkları zaman toplumu bunu benimsetiyorlar. Toplum önemsememeye başlıyor. Yani işte evlilik dışı ilişkiyi bizim toplum artık önemsememeye başladı. Ne var canım diyor. Mesela evlenmeden önce hamile kalmayı bu sanatçılar yüzünden yani evet hamile kalıp yaşayanlar yüzünden normalleştirdiler. Yani gözlerimiz açıldı. Ama bak, ya sadece hamile kalıp evlenmeden sanat önce onları değil bence. Hepsi değil. Yani değil. Bunun içinde yani toplumun içine bakarsak aslında bunu yaşayan çok insan var. Vardı ama gene bu bir ayıp öyle deyip anında nikahı falan kıyıyorlar. Yani ama maalesef sanat dünyasında bu artık ayıp değil. Yani magazin diyeyim ben. Yani sanat en son imam nikahıyla oturan bir sürü çifti biz evlendirdik Ankara'da. Yani bu Türk toplumunda bak o var. Ayrı bir mesele. O bizim örfümüz, adetimiz. Orada bir namus kavramı İmam var. İmam nikahıyla çocuk doğurulabilir mi? Bak, hayır olmaması lazım. Ama o bizim gelişmemişliğimizin bir ölçüsü. Ahlaksız olduğumuzun bir ölçüsü değil. Yani geride kalan adetler, örfler, cehaletimizden kaynaklanan bir hareket. Ama bu magazin dünyasında empoze edilen şey modernlik. Öbür taraftaki cahil imam nikahıyla bir insanla evleniyor ki resmi nikahı olması lazım asla tasvip etmiyorum. Öbürü nikahsız bir hafta onunla bir hafta onunla o modern evlenmeden önce çocuk doğurabilir modern. İşin ahlak boyutu nerede kalıyor? Yani şey mi diyorsun? Ünlü olunca modern, paran olunca tabii, modern, tabii, paran tabii olmayınca normal halk ahlaksız. Zaman ahlaksızsın. Yani kalkıp işte normal halkta birisi evlenmeden önce hamile kalırsa Güneydoğu'da öldürüyorlar. İstanbul'da adı çıkıyor, semtini değiştiriyorlar. Magazin dünyası bunu yapınca ama işte modernlik bu. Hayır efendim, eğer ahlaksızlıksa ikisi de ahlaksızlık. Değilse ikisi de ahlaksızlık değil. Aslında ikisi de değil. Ne ahlaksızlık ne ahlak diye yorumlayamayız. Ama bunların hepsi sorumsuzluk. Toplumsal bir sorumsuzluk. Toplum kurallarına uymayan bir durum evet, söz konusu. Evet. Peki Nadide, magazin olmalı mı bir sanatçının hayatında yoksa... Bence soft magazin denilen magazine şey... Magazine karşı mısın yoksa... Bir dönem bende ciddi musun? Bir magazin fobisi olmuştu. Çünkü o dönem çok can yakıcı bir magazin yapılıyordu. Yani çok rahatsız edici bir... Hani hatırlarsın bir dönem böyle herkesin artık zorla en özel odalarına girecek yani kadar bir magazin, millet hamamlara sokuluyordu falan. Artık böyle bir biraz magazin belden aşağı bir durum aynen almıştı. Şu an ona başladılar gene işte. Şu an yine magazinler çoğaldı ama öyle magazin var mı bilmiyorum. Başlıyorlar yani İnşallah o zaman oraya gitmez. Çünkü soft magazin insanın hayatında hani hepimizin yaşadığı şey magazin. Ama dedin ya şu anda da bir magazinden bahsediyoruz. Magazin evet, yapıyoruz aslında. Şu anda magazin programları biraz ağırlık yani kazanmaya soft başladı. Soft magazin dediği yani halk merak eder. Hayran olduğu insan ne yapıyor? Evet aynen. Onun ailesiyle. Merak eder şimdi Nadide Sultan ne yapıyor? Hayır. Evli mi? Barklı mı? Evinde nasıl yaşıyor? Evet. Çocuğu var mı? Neler düşünüyor? Yani ben ediyor de merak ediyorum sanatçı olarak. Onlarda normal bir problem yok. Ediyor. O güzel. Yani. Peki Nadide, sen bir magazin programında geçmişteki bir ilişkimle ilgili konuştun. Çok pişmanım demiştin. Salih Keçici ile Pelin Çiğli'nin programında ben de izledim. O program çok güzel, çok evet, keyifliydi. Çok. Sohbet inanılmaz akıcıydı. Salih evet abiye de buradan sevgilerimi yolluyorum. Selamlar. Hem de Pelin Çiğli'ye. Orada konuştuğuma pişmanım. Keşke şu andaki aklım olsaydı konuşmasaydım evet. Evet. Demiştin. Çünkü 2004-2005 yılında bundan 8-9 yıl önce yaş da çok daha hani küçük. Ben yani 20'li yaşları bulmamıştım ünlü olduğumda zaten. İnsanın bir uyaranı da olmayınca yanında
maalesef hatalar yapıyor. O anki öfkeyle, tabii, sinirle tabii, yaşanmışlıkla biraz. Tabii tabii, yaratığa yapılıyor tabii. Uh-huh. Hani şey gibi, şarkıdaki gibi, sardı korkular, gelecek yıllar falan diye, hani güçlendim, her şey bambaşka olacak hali yaratmaya çalışıyorsun etrafında. Ben yıkılmadım, çok iyiyim falan. Böyle bir mesaj telaşına giriyorsun. Gerçi sen girmiyorsun da sana sorular yöneltildiğinde cevap vermeden duramıyorsun. İçin kaynıyor ya henüz, yeni değil ya. Mi? Anlatma ihtiyacı hissediyorsun o, evet, yaşanmışlığı. Ama o dönemki yaşadığın olaylar belki de şu andaki yaşadığın ilişkinde biraz daha frenli davranmanı mı sağlıyor? Şu anda mesela hiç magazinel ilişkini yaşamıyorsun. Evet, çok göz önünde yaşamıyorsun. Çok, çok bahsetmiyorsun. Dışarıda, aynen, çok camianın dışında tutmaya çalışıyoruz. Çünkü yıprandığını da düşünüyorum. Bir de özel şeylerin özel kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü büyüsü bozuluyor. Çok özel kalmazsa, buradan hani tavsiye de olsun arkadaşlarıma, büyüsünün bozulmaması lazım. Bazı şeylere kıymet veriyorsak, değer veriyorsak. Ben de katılıyorum. Hani magazinde biz şunu eleştiriyoruz. Mahremiyeti bozuyorlar. Mahremiyet sınırlarını aştıkları zaman iş magazinden çıkıyor. Bu sefer neye geliyor? Müstehcen bir olaya dönüyor. Aynen. Yani işin mahremiyeti olmalı. Evet, insanlar senin evini de merak etmeli. Ama bunu de var. Yani eğer çekilmek istemiyorsa magazinin olduğu mekana gitmez. Ya da ne bileyim, sen yemeğe gitmiyor musun? Soruyorum. Ben bir denize giriyorum, yemeğe gidiyorum. Neden ama seni çekmiyorlar? Ne oluyor? Girerken daha bir halk plajını, ne bileyim, ya da daha özel bir yeri tercih ediyorum. Bilinmeyen falan. Yani bilinmeyen bir yer. Ama eğer bunu istiyorsa, Bodrum'un göbeğinde, Türk Büyüklüğü'nde denize giriyorsan, o tabii ki çekilmeyecek. Yani adama çekme diyemezsin. Magazine düşeceksin. Yani biz de mesela Bodrum'a, Çeşme'ye bizler de gidiyoruz. Hı-hı. Ama yani buradan herkes, artık halk da çok net biliyor ki işte Çeşme'de şu yere gidersen orada çekilirsin. Tabii. Ama bu yere gidersen oraya basın alınmıyor. Tabii. Gibi. Yani tercih, değil mi? Tercihini bazı mekanlar var mesela, basın giremez. Hı-hı. Mesela orada ben gidiyorum, her akşam mekanın yarısı sanatçı dolu. Yani fakat onlar özellikle oraya özel bir misafirini veya özel birisiyle geliyorsa o mekana gidiyor. Niye? Çekilmek ondan istemiyor. Ondan sonra da haberim niye çıkıyor diye. Yani, ben de az önce onu söyleyecektim. Müdahale etmek istemedim ama insanlar yaşarsa magazin de çeker. Aynen. Yani en son senin bir olayın olmuştu Nadide. Orada da sen magazin malzemesi olarak kullanıldın, evet, bence. Evet, değil mi? Aynen, doğru tespit. Kullanıldım. Senin orada haberin yoktu. Sazlara böyle bir perde gerilip sen o sazların, aynen, önünde şarkı söylemek gibi bir duruma maruz kaldın. 1,5-2 dakika belki de şarkı süresince, bir şarkı ama süresince. Ama sadece o 1,5 dakikalık mevzu fotoğraf şubasında, evet, yer aldı. Orada otelin tamamen işte kendi reklamını yapmak için bir sanatçıyı, Nadide'nin isminin, evet, kullanılması. Onu kullanarak otelin ayıbı. Bu zaten basında da kabul edildi ve otel hemen kendini geri çekti, toparladı. Sanki önce güzel servis ettiler magazine. Ondan sonra da bir de işin kötüsü, ben buradan Twitter'dan bir da de ben... Nadide'nin evet, Nadide'ye mal edilip de sen bu konuda birçok açıklama yaptın. Yani Twitter'dan aynen, yazılar şimdi yazdın, basına açıklama ortada yaptın. Ortada bir şey varsa bunun hele ki çok bunda benim bir dahlim yoksa eğer, hı hı, tek cevap vermesi gereken kişi benmişim gibi ortada kala kaldım. Benim şikayetim bundandır. Tek başına bırakıldım. Yani onlar değil, belki de organizasyonu yapan insanların, belki de oranın başka bir işini yapan insanların fikriydi bu. Hiç bilemiyorum. O yüzden hani kimseye o yaptı, bu yaptı diyemem ama ben... kadın ve erkek karışık oturulan bir yerde haremlik selamlık bir de öyle bir olabilmesi var, gibi mi? Komik bir şey olabilir mi? Yani. Herkes bir arada ama orada sazları, evet, kapatmak. Ve o kadar komikçe bir çarşaf yani, germe ki. Aynen. Yani aynen, o kadar belli ki bir oyun oldu. Paravan dediğin şeyi bugün haremlik selamlık yapmak reklamını yapmış oldu. Ama kötü bir reklam oldu. Kullanarak. Yani. Arkadaşlar mutfaktan tabii, cızır cızır çok sesler geliyor. Şöyle bir mutfağa gülüyor, bakayım tabii mı? Ben isterseniz siz de gelin. Mutfaktan reklam edelim. Olabilir, olabilir. Buyurun gelin efendim. Mi? Senin pek mutfakla aran yok ama. Bu arada İzmir'e bir selam yollayalım mı? Tabii yollayalım. Sen az önce yapıyorum ediyorum dedin. Koca İzmirli ya. Öyle biz geliyorum. İzmir'de gidiyorum şu anda bizi Twitter'da da
King Tup adı altında bizi takip eden evet. Ömer Faruk Bey'e çok selamlar. Her yayınımızı bizim onlar böyle yayınımızı evet. çekerler, koyarlar hemen. Hemen. Tabii evet. Evet. Anında görüntü. Bundan sonra selamlar. Evet. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, dayımlar, herkese, halamlar orada. Herkese selamlar. Allah pardon. Nazar. Tamam. Yeterin tuz ekelim şuraya. Tamam. Eyvah. Ay Allah ben çok yanaşmayayım. Şöyle ben... sen yan. Gel, yok yanmayayım. Efendim bugün hingel mi? Hingel. Evet. Ve piliç emense yapacakmışız. Şu an yaptığımız piliç emense mi efendim? Evet. Çatlamaz değil mi? Yok artık. Yaklaşmayalım yine. Kapattım Aygül. İpek. Nadide'ninkinde belli olmaz da seninkiyle benimkinde belli olur. İşte aynen. Spor insanı olunca aynen. Yağ bile olsa ne oldu yani diyebilirim. Hiç umurumda. Eyvah. Nasıl yapıyoruz efendim şimdi? Piliç emenseyi. Piliç emenseyi. Emense gibi. Piliç emense. Bu piliç emense tavuk göğsünden ve şinistelden de olabilir. Hı-hı. Buttan da olabilir ama buttan kemiklerini ayırarak yaparsak daha lezzetli olur. Pardon, yağ mı koydunuz kendi yağı mı? Kendi marinasyonu. Harika. Tavuğumuz bayağı yağlıymış. Çünkü daha önceden buraya gelmeden önce ön hazırlık yaptım. Tavuklarım daha lezzetli olsun diye. Marine mi ettik? Marine ettim. Sızma yağı. Sızma yağı. Ve süt. Ve sütün içinde ne kadar beklettiniz? 12 saat beklemesi gerekiyor. 12 saat. Evet. Biz hiç sahibimiz bugün 12 saat beklemiş tavuk yiyeceksiniz. Senin de gözlerin güzel olsaydı ya. Vallahi. Maşallah. Ay, teşekkür ederim efendim. Huriye Hanım siz misiniz? Evet. Huriye benim. Zafera ve Nevruz Aygüt efendim. Evet. Nevruz ne güzel isim. Hıngel yapıyorsunuz. Evet. Hıngel nedir? Anadolu yöresine ait börek mantı mi? Çeşidi. Mantı. Evet. Kıyma kızlar değil de. Ziyafet. Bugün tavuk, kavrulmuş mantı. Kavrulmuş patates içine. Artık yersin bugünlük. Yeriz. Bana ben hamur işi deme zaten. Ben midemde bir rahatsızlık olduğu için her şey tavuk. Ne var midende hayatım? Bundan yapılmış her şey. Helicobacter pylori var. Kendisi. Helico. Üç ismi var kendisi. De ismi uzun olduğu gibi kendisi de bayağı uzun ama kendisini süredir. Hiç duymadık, tanışmadık yani. Aman tanışma Allah korusun. Bir pehriz yapıyor 1,5 aydır bana fenalık geldi. Ondan kadın böyle dal gibi. Ne güzel işte. Bana fenalık hamur geldi. İşi beyaz un falan yok mu? Beyaz undan yapılmış hiçbir şey. Tatlı, kahve, çay, peynir, börek, süt, hiçbir şey. Hadi canım. Pişmiş yağlar. Yani. Pişmiş bir yağ. Bana bir yumurta yapıyor böyle yağ gibi. Yani şey valla yumurtayı kırıyorum. Kahvaltıya geldi. Nadi diyorum bak hiçbir şey koymuyorum. Koyma. Yumurtadan böyle şeyi yumurtanın feri kaçıyor yani yağsız. Aynen öyle. Ay, öyle mi? Bir yere gittiğin zaman ne yapıyorsun? Soruyor musun? İçine salata bu var mı? Tabii canım. Artık beni hani böyle kaprisli biri falan zannediyorlar işte. Sanatçı işte. Ay kadına bak onu yemiyor. Şimdi baştan bir hafta ben buna sabrettim. Evdekilere diyorum ki onu yapmayalım Nadide. Bir hafta sonra yeter Nadide yemez. Sen yeme dedim. Biz yiyeceğiz. Sen yeme ben pişiriyorum. Karşımda yiyor. Ne bitmek bir bilmez bir peyiriz bu. Helicobacter pylori. Geçen arkadaşım helikopter gibi bir şey dedi. Evet işte aynen öyle. Biz niye böyle duruyoruz? Biraz daha şuralar. Çatlaması bitti efendim. Bitti. Neyse evet, bizim elbise de gitti. Hıngel ve piliç emense evet. yapıyoruz efendim. Malzemeleri biraz önce yönetmenimiz ekranlara verdi. Evet o ne? Ispanaklı bir şey. Ispanakla soğanı kavurdum. Hı-hı. Ispanakla soğanı kavurduk. Evet kavurdum. Aslında fıstığı da kavurup koyacaktım ama ben fıstığı çok yağlanmasın diye kuru... Fıstığı üzerine mi dökeceğiz? Üzerine dökeceğim dolmalık fıstık. Hani daha az tavuklarımızı kalırsın. Ne yapmıştık? Süt ve yağın içinde 12 marine saat ettik. Marine ettik. Evet. Kızarttık. Sonra üzerine... Kızarttıktan sonra kavrulmuş ıspanak, soğan ve dolmalık fıstık dolmalık fıstık konulacak. Sonra bir sos emense. Var galiba. Sosu peşamel sos arzu edilirse yapılabilir. Ya da yapılıp şöyle fırına verilse nasıl vereceğim, olur? Vereceğim, öyle yapacağım zaten. Yani iki tanesini kaptım. Öyle yapayım, iki tanesini sadece kaşar koyup fırına yapacağım. Tamam, iki çeşit olarak gösterelim. Evet. Hıngel'de neler vardı? Bir kilo patates, bir baş kuru soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz, pul, karabiber. Bu kadar evet, mı? Evet, ve o hamur içinde... Mantı patatesli olacak. Mantı, evet. Haşlayacağız, bildiğimiz mantı haşlayacağız, gibi. Haşlayacağız, tereyağında soğanla kavurduktan sonra güzel kavuracağız. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurdumuz var yok, mı? Yok, sadece tereyağı. Yok mu? Bunu da sarımsaklı yoğurt kullanalım. Bu tam bana göre ha. Senlik yani, mi? Hamur işi ve patates tabii. Benim favori. Göçmenlerin ama şeyidir. Evet. Hem çok güzel Balkanlar, yaparlar. Şu an sulandı az. Göçmenlerde hamur işi siz vardır. Siz de Konyalısınız biliyorsunuz evet, değil mi? Bütün Konya'dan göçmenler gitmiş. Aslı Osmanlı döneminde Karamanoğullarından gitme.
Oradan mı gitmişler? Evet. Aa, biz de Konyalıyız. Evet. Bizde puğra vardır mesela. Annem çok güzel yapar mısır unuyla ama asla kaşık değil. Oklavayla en sonunda karıştırılır. Kaynar suya mısır unu böyle atılır. Kaşıkla değil. Tabii. Niye? Peki. Hiç kaşık kullanılmaz. Ondan sonra onu bir zamanı var. Geldiği zaman altını kapatıp sadece oklava var ya, ince oklava. Hı-hı. Onunla karıştırır. O böyle belli bir kıvama gelir. Tabaklara koyup üzerine yoğurt, bir de tereyağı, biber. Bir gün annemi getireyim, yapsın burada. Evet, vallahi evet ya. Alalım anneni. Nadide, sen mutfakla nasıl aran? İyi yemek yapar mısın? Aslında güzel, çok lezzetli yemek yaparım ama çok fazla yapmam. Çok mutfağa girmiyorsun. Nasıl çok olsa güzel ben yiyemiyorum için deyip. Çok güzel kimse olunca yemesin. Evet, öyle. Deyip. Ben de çok fazla mutfaktan bilmeye gerek işte yok canım yani. Hmm, çünkü sen yine ana şeyi aynı. Yani ay bin... Şimdi ama evlensen diyelim, kocan diyecek ki bana her gün 3 çeşit yemek. Evlenmeyeceğim yani, diyor şimdi tabii. Yok, evlenirim. Ben 3 çeşit yemek koyarım önüne pişirmesen. Ve yarım saatte yapar yani. Öyle mi? Şimdi ev hayatımı bildiğin için. Bir arkadaşımız daha var, Aslan Erkişi. Aslan da yani Aslan da çok iyi bir ses. Müthiş ben bir onu ses. Daha önce Samanyolu'nda program yaptığımda konuk almıştım. İnanılmaz güzel bir ses. Çok iyi kalpli bir kız. Evet, ve çok da hamarato. Turşularını falan kurdu, sen biliyor musun? Yapmıştır. Bütün turşularını, barbunyalarını hadi ayıkladı canım kıştan. Muazzam. Aa, bak, hamarat bildiğin yani. Tipik ev kadını. Bir de var ya, Aslıhan böyle o kadar sakindir ki böyle zaten yanında böyle huzura falan biz eder. Biz onun adına ruhani lider koyduk. Ruhani lider koyduk. Hepimizi tabii guru gibi yani. Hepimizi tabii böyle... Ya bir insan böyle bir tepki ve bir şeye olumlu, olumsuz ay ne bakmaz güzel, ben bayılırım ya öyle bu kadar yani. Huzur verir değil evet, mi? Tabii, çok huzur, çok huzurlu. Sana. O çok acayip hamarat. Bazı insanlar vardır hep böyle pozitif enerji evet verir. O da onlardan biri. Zaten negatif olduğunu anladım ben. Ben direkt tık 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 uzaklaşıyorum. Hayatta tahammül edemem. Şimdi ne yaptık? Beşamel sos yapıyorum. Beşamel sos yapıyoruz. Üzerine biraz kaşar mı rendeledik? Şimdi iki tanesini kaşarlı yapacağım. Kaşarlı iki tanesini beşamel soslu. Bakalım hangisini. Kalorisi daha az isteniyorsa böyle, daha kalorisi yüksek, daha lezzetli istiyorsak beşamel soslu kullanabiliriz. Evet, o zaman biz yemeklerimizi yapmaya devam tamam edelim efendim. Siz de reklamları izleyin. Reklamlardan sonra biz buradayız. Ağzına bu sağlık. Bu da çok güzel seviyorum bir şarkı. Çok taşındım güzel yüreğinden. Evet, evet. Böyle taşınmak hemen kolay mı bir yürekten? Yok ya, değil. Hele bizler için değil. Bizim kadınlar jenerasyon için kadınlar çok. Kadınlar için biraz daha mı zor? Daha... Zaman unutturmaz, uyuşturur. Aman, kadınlar hep işte düzelir, toparlanır. Yani bir derleyici, şekilde yoluna toparlayıcı girer. Şimdi bizim jenerasyon dedi ya, işte bu yozlaşmayan ilişkilerde sen karşındaki insanın olumlu taraflarıyla var olmaya çalışıyorsun. O ilişkiyi yürütmeye çalışıyorsun. Çünkü sen ona bir ilişki olarak bakmıyorsun. Bir birliktelik, bir eş olarak, bir gönül birliği bir olarak bakıyorsun. Bir hayat arkadaşı olarak bakıyorsun. Hayat arkadaşı olarak bakıyorsun. Öyle olunca ne oluyor? Evet, kadının gitmesi erkeğinkinden çok daha zor. Çünkü anaçlık duygumuz var ya bizim, doğursun veya ama kadın bir giderse de tam gidiyor değil tam, mi? Arkasına tabii bakmadan. O çok... gidene kadar mücadele. Gideyim mi, gitmeyeyim mi, kalayım mi, ne yapayım, mücadele mi fazla edeyim derken. Fazla kredi veriyoruz. Tabii fazla. O krediyi aslında bakarsan dışında yaşayacağımız acıyı içindeyken yaşıyoruz. Yani içten. Tükettiğimiz anda da arkamıza evet bakmadan i̇şte gidiyoruz. O zaman unutturmaz, uyuşturur diyoruz ya. Hı-hı. Hayatta beyin zaten böyle bir organ değil. Beyin hiçbir şeyi unutmaz. Sadece sonradan hatırlamak üzere bilinçaltına atar. İnsanlar unuttuğunu zanneder ama yıllar geçer, bir şarkıyla o yaşadığın acı veya mutluluk, her şey aklına gelir. Tesirini bu, kaybediyor tabii, ama. Tesirini kaybediyor ama ne olursa olsun, insanın eğer sana çok derin bir acı vermişse o acıyı yaşamasan da bir ince sızı olarak kalıyor. Peki bir ilişkide kadın bir şey niye gidiyor? Erkek hangi sebeplerle gidiyor sence? Şimdi normal ilişkilerden söz edersek genelde... Normal, bir daha normallerim var. İşte, normal ilişkilerde bizim Türk aile normal, yapısına... Normal, klasik bildiğin evet, ilişkide. Türk aile yapısına göre, Müslüman Türk aile toplumuna göre veya hiç önemli değil, Türk başka bir dinden de olabilir. Türk aile yapısına göre kadın aldatılsa bile çoğu zaman gitmiyor ya da gidemiyor. Yani orada bir yenilme güdüsü var ya, öyle bir savaşın içine giriyor. Aldatılınca gitmezse hiçbir şekilde gitmez yani o zaman. Yani en son artık eğer toplum onu duymaya başlamışsa, deşifre olmamışsa, olmuşsa
artık hani ele güne rezil oldum moduna girmişse, yoksa duyulmadığı zaman evet, kendi içinde ve bunu her kadın hisseder, kırılır yan içinde evet, kalır. Her durumu kadın hissediyor ama kadınlar annesinin evine, babasının evine dönecek yeri yoksa, ekonomik özgürlüğü yoksa, dün Sayın Başbakanımız çok güzel bir şey söyledi. Çocuk platformuydu. Da dedi ki okumayan kız çocuklarımız kalmasın. Yani hepsi üniversite mezunu olsun ama asgari hani lise mezunu, bir de okumak istemeyen çocuklar var. Yani gerçekten bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ve okumak demek illa bir meslek sahibi olup bir yerde çalışacağın anlamına gelmiyor. Mutlaka okuyalım. Diplomamız olsun. Bugün yarın ne olacak belli değil. Çok mutlu olursun, bir ölüm olur. Her şey güzel olur. İflas eder eşin. Tabii her şey olabilir. Nelerin hayatta, başınıza geleceğini hayatta bilemiyorsunuz. Her şey ne okumaktır ne de okumamaktır. Peki sen ikinize de soracağım. Nadide ne olursa gider bir ilişkiden. Sevda Türküsev ne yaşarsa gider. Hani en son raddeleri nedir? En son nokta ben nedir? Ben şimdi etrafta adamın maddiyatı gidince giden ay, kadınlar evet, çok görüyorum. Hiç yakıştıramıyorum. Çünkü biz öyle görmedik. İyi günde, kötü günde, değil evet, mi? Aynen öyle. Yani çıkıyorsan o olay maalesef dediği gibi benim etrafımda da var. Yani adamın işleri bozulduğunda, bir de kadın eğer ekonomik özgürlüğü varsa eşitlik diye savaşır ama adamın işleri bozulduğunda evi geçindirmeyi problem yapar kadın. Yani bu tip kadınlar var. Ya istisnalar tabii kaideyi bozmaz. Hani eşine çok destek olup yıllarca tabii onu canım, sırtında taşıyan bayanlar da var. Yani böyle bir maddi problemde bırakıp yok, gitmek diyor. Yok, benim için ihanet veya ahlaki anlaşılmazlık. Yani tahammül edemediğin tek evet, şey ihanet olduğu an kapıyı evet, çarpar çıkıp giderim burada diyorsun. Nereye geliyoruz? Hep söylüyoruz. Tüm ilişkilerde ilişkiler çoğu zaman güvensizlikten bitiyor. Sevgisizlikten değil. Mesela şimdi bir erkeği seviyorum ben. Çok da güzel diyelim, bir evliliğim var, birlikteliğim var. Ben onu severken dolu dolu beni aldattığını duyuyorum. Onu aldattığını duyduğun anda sinirlensen de sevgin o anda bitmiyor ki, sıfırlamıyor ki. Sevgin belki biraz tabii, nefrete, o, tabii, hırsa. O sevgiyi senin zamana dönüşüyor, yayman, hazmetmen, o yüzden ne oluyor? Adama güvenim gidecek. Peki sen böyle bir durumda gider misin? Ben tabii ki yani giderim. Niye gitmeyeceğim? Neyin aldatıldığını öğrendiğin an. Şöyle söylerim yani kavga çıkarmam. O günkü şartlarda anında belki hemen boşanmam. Sosyal statü falan vardır ama hayatımı anında ayırırım. Anında dokunamam. Bir mesafeyi koyarım anında, ama belki yani, evliliğimi bir anda olabilir, bitirmem tabii, diyorsun. Bir iş birlikteliğimiz olabilir. Şirketi zor duruma sokacaktır. Beklersin. Yani çünkü topluma karşı da sorumluluğum var. Ticari bir takım çocuklar anlaşmalar olabilir, varsa. Çocuklara karşı hani şu ama hiç kimsenin bir rica ederim. Lütfen boşanma gerçekleşene kadar ne halt yiyorsan ye kabaca ama kimse duymasın. Kimse duymasın. Duymasın ama ben el tamamen. El alem ne der? Evet. Zaten bundan dolayı yo, ne gelir yazamışım? El alem neden, ne der bu değil neden de kimseyi İnsanlar dinleyemem. İnsanlar için mi yaşıyoruz? Kendimiz yani, için mi yaşıyoruz? Işte ama, yani beni de çok insanların ne dediği ilgilendirmiyor. Hani benim ne dediğim çok daha önemli. Ya benim önemli duygularım, de ama şimdi çocuğunuz rencide varsa. Rencide oluyorsun ya. Hani niye rencide olacaksın? Ha, onların gerek duyması yok, biraz daha niye incitiyor niye duyayım? Mu? Niye dinleyeyim? Bu sefer insanlar başlıyorlar işte. Ay işte niye duruyorsun senin gibi? Ya sana ne? Sana niye ne diyeceksin? Duruyorum? Her şeyin bir iş yerinde de böyle sinir olursun olursun ama bir süreci beklersin. Hı hı. Şartlar doğru zamanda her zaman derim başarılı evlilik olmayabilir ama başarılı boşanma çok daha önemli bazen. Hı. Yani o boşanmayı da başarılı hale getirmen evet, gerekiyor. Ayrılmayı da becerebilmek tabii, önemli değil yani mi? Yani herkesin başına gelebilir. Kocasıyla çocuğuna güvenen rezil olurmuş hayatım. Benim çocuğum yaramazlık yapmaz diyen kadınla benim kocam aldatmaz diyen rezil olurmuş. Benim kocam aldatmaz diyen hanım pek duymuyorum. Ben öyle birisini yapar ama ben duymayayım, bir şey söyleyeyim mi? Diyen çok bayan bizim var. Öyle bir tanıdığımız vardı. Kadın kocasına acayip bu konular açıldığı zaman asla benim kocam yapmam. Kocası herkesin önünde yaptı. Ve kadın gene kocasıyla evli şu anda. Of of. O kendini ve hala yapmadı bence, diyor ama. O kendini öyle inandırmış. Hayır ama kadın hala yapmadı diyor. Bence de kendini kandırıyor. Evet, kandırıyor. Kendini aslında biliyor ama kendi kendine gelmiyor. Söylemiş ama işte yalan. El alem duyduğu zaman, el alem de desek anneniz babanız o işi siz doğru bile bitirecekseniz ne oluyor? Herkes bir şekilde müdahil olmaya başlıyor. Her kafadan bir ses çıkınca. İnsanları da çok fazla kısıtlayamıyorsun. Şartları doğru ayarlayın. İlişkiyi doğru düzgün yaşayamamış olabilirsiniz ama insan gibi doğru düzgün ayrılabilirsiniz. Evet, ayrılmayı da becerebilmek yani, çok önemli. Peki ilişkilerde kıskançlık
Biraz da bundan bahsedelim mi? Genelde hep kadınların kıskançlığı gündemde olur. İşte erkekler hep kadınlar kıskanıyor. Kıskançlığından dolayı çoğu zaman terk ederler. Çok erkeklere didiklememek mi lazım? Sen kıskanç mısındır Nadide? Ben kıskancım mesela. Başta söyleyeyim direkt bir aslan kadını olarak didiklerim. Dedik dedik yaparım. İnsanlar kendilerini kıskancım diyerek kandırıyorlar zaten. Ama ben belli bir noktaya kadar herhalde kıskancım. Çünkü ben arkadaşlarımdan duyduklarıma inanamıyorum. Hayatımda bir telefon kurcalamış bir insan değilim. Şaka yapıyorsun. Hayatımda cep karıştırmış bir insan değilim. Nereye gitmiş, ne yapmış, üstünü başını korkmuş. Güvenle alakalı mı yoksa senin karakteristik bir yapın mı bu? Yani ya kıskanmıyorum. O derecede kıskanmıyorum demek ki. Şimdi o çok vardır. Güzel, sana çok özendim. Çok huzurlu bir şey ama. Bence de katılıyorum. Yani kendini çok rahat hissediyorsun değil mi? Evet. Kafan rahat hani. Evet. Belki yapıyor da olabilir, yazışıyor da olabilir ama en azından ben bilmeyeyim, görmeyeyim, duymayayım diyorsun. Hiç aklıma bile gelmiyor. Aklına ki bile o. Gelmiyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu var, kıskançlık... O zaman karşı tarafın verdiği güvenle de alakalı bu. Kıskançlık olmayan bir insanda problem vardır. Çünkü kıskançlık duygusu bir yere kadar dediği gibi... Hayır ama hayır, bir yere kadar dedin ya, bir yere kadar insanda... Bir yere kadar, o bir yer ne mesela? Bir yer ne mesela? Yani şimdi pat diye gecenin bir yarısı mesaj geldi. Yok hayır hayır. Sormuyor musun kim aradı, kim mesaj attı diye sormuyor musun? Sormam ya. Saatlerce aramıyor mesela. Ay bu kadın beni öldürecek. Niye sormuyorsun? Saatlerce aramazsa. Gittiği yerde ne bileyim işte. Gittiği yerde telefonunu açmazsa. Açmazsa gibi şeyler beni rahatsız eder. Yani böyle bir işkillenirsin o zaman. Çünkü yani. Peki gecenin bir yarısı bir adamı biri niye arar? Gecenin bir buçuğunda telefona mesaj geldi. Ama zaten biz gece gündüz benim de arayanım oluyor gece saatlerinde. Hemen kendimi onun yerine koyarım. Benim de arayanım oluyor çünkü benim işim gece işi. Ama bir erkek aldatıyorsa zaten geceleri ona o kadın mesaj falan atmaz. Standart zamanlar vardır. Niye? Erkekler şimdi bu mesela var mı normal bak normal hayatta erkeklerin ayrı bir hattı var. Eve nasıl çıkarken anlıyoruz erkeklerin aldattığını? Birincisi eve çok gelince aşırı, telefonunu kapatıyorsa. Eve gelince telefonunu kapatıyorsa bir. Mesajlarını iki, sildiğini görüyorsanız. Mesajlarını son aramaların arkadaşlarından siliyorsa, duyuyorum. Son aramalar silinmişse. Nereden bileceksin silinmiş? İşte bilemiyorsun da şu var. Atıyorum 5 saattir arama yapmamış telefonu. O zaman telefonu ne yapmak lazım? Sürekli elinize alıp telefonu kontrol edeceksin. Yine buna geliyoruz. Ama ben nereden bileyim son arama? Onlar artık çok eskidi. Erkekler bir tane telefonu alıyorlar hayatım, tamam mı? Yukarı çıkarken onu arabada bırakıyorlar. Bagaja falan saklıyorlar istepnenin oraya. İkinci telefondan ona haberimiz tabii yok. Tabii sizin arabadaki istepnelerine bakıyorsunuz. Ha, yani arabayı o istepnenin şeyin, tekerleğin orada bir yere, gizli bir yere bırakıyorlar. Eve giderken çıkarmıyor. Eve giderken sabah da onu alıyorlar. O kadıncağızda da onun numarası var. Ne güzel adamın var. Telefonu hiç çalmıyor, mesaj da gelmiyor. Adamın karısı varsa ya da sevgilisi öbürü öbüründen haberi olduğu için ona baştan söylüyor. Bak diyor benim diyor böyle böyle arayamazsın 8'den sonra. O da onu aramıyor. Eğer arama oluyorsa o saatte zaten onların ilişkisinde bir şey vardır. Öbür problem kadın vardır. Huzuru bozmak için, intikam almak için devreye girmeye çalışıyordur. Yoksa şimdi artık eskisi gibi değil. Yani erkekler biraz o konuda çok sazandılar eskiden. Şimdi enteresan tedbirler var. Yani bir telefonlar var iki hatlı mesela. Ama bir yerde şimdi, mutlaka bir açık verir ya. Bir değil mi? Açık yani bu veriyorlar. Kadar tedbirli olmanın altında İsim da kaçırıyor. Mesela yerden ben hanımlara buradan bitiyor vereyim. Heh. Bak. Erkekler özellikle hepsini demiyorum tabii de karısını aldatan erkekler evde ne karısına pardon sevgilisine asla ismiyle hitap etmiyorlar. Bilinçaltına yerleştiriyor. Aşkım, sevgilim. Çünkü mesela diyelim atıyorum Ayşe sevgilisinin adı. Karısına yanlışlıkla Ayşe'cim falan derse kadın Ayşe kim falan. O zaman bilinçaltında sürekli aşkım, tabii, canım, aşkım, sevgilim. Bebeğim. Karısına da hatta bazen böyle adam ağzından kaçırdığında karısına demiyorsa karısı diyor ki Allah Allah ne bu aşkım sen hiç bana aşkım demezdin falan diyor. Tabii erkekler mesela. Şimdi çevremizdeki akıllı arkadaşlarımız, erkek dostlarımız var. Yani onlardan edindiğimiz tecrübeler. Bunlara şahit oluyor musun? Yani benim erkek kardeşim var. Böyle gözünle 40 yaşında bekar. Pardon, ne yapıyor? Aldatıyor mu? Hayır. Bekar benim erkek kardeşim de. Şahit oldum deyince. Yani şöyle kızların mesela onunla yazışmalarına baktığımda anlatabiliyor muyum? Ve kardeşimin onları ne kadar ciddiye aldığına baktığımda kadınlarla erkeklerin ilişkilerinin ne halde olduğunu görebiliyorum. Hiçbirine de ümit vermiyor yani kimseye de ümit vermiyor. Peki bu ilişkilerde sosyal medyanın çok içinde olmak ilişkiyi zedeliyor mu? İşte çok, böyle Facebook zedeler. Hesabı, Twitter hesabı, çok, WhatsApp'tan çok. Boşanmalar yazışmalar. Boşanmalar bu yüzden o kadar çok ki
Facebook'ta evli arkadaşlar. Evli bir adam o zaman orada evli kadın. Burak sen evli adamları geçtik. Evli kadınlar ve evli erkekler Facebook'ta el alemin adamıyla, karısıyla acayip samimi bir muhabbete giriyorlar. Hiç tanımıyor ama oradan yazışmak bana böyle bir enteresan bana geliyor. Bana çok vaka geliyor. Mesela kadın geldi bana. Kocası bunun yazışmalarını yakalamış. Ben kocası onu, kadını yakalıyor. Tabii tabii Facebook'ta adamla yazışıyorlar. Sosyal medya hanımları da bu konuda tabii, biraz tehlikeli. Evli kadın, çok ev tehlikeli. Hanımı bir de kadın kocasına kızıyor. Bak diyor sen diyor benim namusumdan şüphe mi ediyorsun? Adam da diyor ki madem diyor normal bir arkadaşın niye geçmiş yazışmaları silmişsin sen diyor bu adamla diyor. Kadın bu sefer var ya kadınlar çok tehlikeliler. Zeytinyağı gibi kadınlar çok tehlikeli. Ay vallahi bak yani. Buna katılıyorum ama erkekler de gerçekten bazen çok bazı tarafları temiz olabiliyorlar. Şimdi Cem Yılmaz yani, şey diyor ya işte sen şu oteldeymişsin. Erkeğe hani eşi diyor hanım diyor. Uh-huh. Sen şu otelde işte bilmem kimleymişsin. Hangi otel? Tabii. Şimdi erkek hayır falan o otelde değildim falan diye saçmalar diyor ama kadın tabii. Direkt artık otelin tarihinden bulunduğu konumun işte o haritadaki yerinden için tabii, tabii. Başlar tabii. Yok hanım tarihçeyi öyle güzel çıkartır. Yalan söyler ki şey kadınlar, kadınlar daha kolay yalan söylüyor erkekler daha saçmalamaya başlıyor. Daha doğrusu çünkü kadınlar kadınlar kadının aldattığı pek ortaya çıkmıyor değil mi? Genelde toplumda kadınlar daha... çünkü bir şeyleri saklamak konusunda eğitildikleri ve öyle büyüdükleri için. Evet. Erkekler biraz daha mı sazan oluyor? Tabii daha dışa dönük ya erkekler. Ne oldu topu attım kırdım camı falan ama yani kızlar biraz daha hani o konuda sırcı bir de, büyütülüyor. Bir de şey var. Daha gizli saklı. Bunun yanında şu var. Alışkanlığımız ve bir bilinç altı yerleştirmesi olarak genelde hep erkekler karılarını aldattığı için kadınların aldatma oranını toplum pek benimsemediği için erkekler kendilerinin aldatılma ihtimali üzerine kafa yormuyorlar. Ama kadınlar hep o aldatılmış tarihler boyu hep aynı şeyi konuştuğumuz için her kadın kocası için potansiyel aldatan bir erkek gözüyle bakıyor. Yani istediği kadar güvensin gene de hani böyle bir soru işareti vardır yani her kadın için. Ama erkeklerde namus kavramı kadının üstüne yedirildiği anneyse, için çocukları zaten varsa, her, tamam, kadınlar aldatmaz. Dokunulmaz, kutsal. Ama varlık. Değişti işte. Şimdi normal halkta da bakıyorsunuz sosyal medyada bir muhabbet, bir muhabbet o evli, bu evli. Ay ne gereksiz ya. Çok gereksiz. Ben o Facebook'a evli barklı insanların girip böyle zaman öldürmesini hani eğer işinle alakalı bir durum yoksa değil mi? Ev hanımısın. Şimdi sen o Facebook'ta ne yapıyorsun? Şimdi onu söyleyecektim. Facebook, Twitter, her Instagram. Her post post fotoğraflar, ha, bikinili bizim fotoğraflar, işimiz... işte evet, aynen çıplak öyle. Fotoğraflar. Bizim işimiz gereği bunu kullanmamız gerekiyor. Sevda'nın da senin de benim de işimiz bu. Buradan paylaşımlar yapıyoruz ve işte bunları iş manasında kullanıyoruz. Arkadaşlıklarımız da belli bir seviyede mecburen yani ben girip çıkıyorsam arkadaşlarımın yazdığı mesajı cevap vermezsem ayıp olur. Ama işinin dışında sosyal hayatını burada geçiren insanların zaten bırakın aldatma niyetini zaten sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. Evet. Ben. Kişilik problemleri yani oradan var. Yazışıp bulduğun insanla nasıl bir ilişki ya, şimdi ya da ne nasıl oluyor, biliyor musun? Gelecek şimdi evlilik 5-6 sene sonra bir rutine oturuyor. Eşler fazla konuşmuyor, vakit geçirmiyor. Oradan bir adam da veya kadın da birbirine bir iltifat ediyorlar. İşte kadın diyor ki ben güzel yemek yaparım falan. Adam eline sağlık demiyor. Hiç tanımadığı adam vay vay benim de karım hiç yapmaz. Ay senin kocan ne şanslı. Muhabbetler böyle. Kadın birdenbire egolanmaya başlıyor. Benim incelenen biri var deyip değil mi? Evet evet. İşte bu ne oluyor? Nereye geliyoruz? Eşler her zaman her daim birbirlerinin değerli olduklarını birbirlerine hissettirmeleri lazım. Yani bir kadın yemek yaptığı zaman eline sağlık demek. Yani o da ona işte kesene bereket demek mesela evet. Eve paraya getiren erkekse. Bunlar çok güzel adetlerimizdi bizim. Büyüklerimizden gördüğümüz. Ne oluyor? O kadına bir bundan değer da veriyorsun. Bundan da yeterli mi ama? Yani sadece işte yaptığı yemeğe eline sağlık ya, çok sadece güzel. Sadece kadın bugün, bu tatmin etmiyor. Yani işte, bence o sevgiyi beslemek çok önemli. Evin hem içinde, bayan hem erkeğin. Evin içinde kadın da erkek de bakımlı olacak. Yani evlendikten sonra zaten birileri birbirlerini sarılıyor. Nasıl yani olsa ben kocayı almışım gidince, deyip aynen. Evin içinde pijamalarla. Nade sen evde kendine özen gösterir misin? Ben yani sürekli makyajı tabii ki ben de gezmem. Evet evlilik hayatımdayken dikkat ederdim. Çünkü mesela
Buluştuğunuz zamanlarda, çıktığınız zamanlarda veya nişanlıyken, sözlüyken en güzel kıyafetlerinizi giyip, en güzel parfümünüzü sürüp çok özenli bir biçimde. Tabii. Ama aynı evin içine giriyorsunuz. Eşofman, burada farklı. Bir çamaşır suyu, işte kafada mandal bir... Tabii. Yani eşofman bile giyiyorsan çekici bir eşofman. İşte saçların düzgün, yüzünde bir allık. Veya gözünde bir rimel. Şimdi pazarlarda neler satılıyor? Yani yataktan kalkmış halinle eşine, sevgilinin yani yanına çıkmamak lazım. Yani korkunç şeyler görüyorum. Biraz ilişkiyi ben inanamıyorum. İşte beslemek derken bunlardan bahsediyorum. Ama erkek de aynı şekilde. Şimdi kadın üzerinden konuşuyoruz. Ay, kendi cinsimizi bildiğimiz evet, hemen için. Hemen saç sakal karışıyor. İşte duş almıyorlar, parfüm sıkmıyorlar. Aynı üstlerine şey. Başlarına artık entelektüeller şeyden önemli. Şu var. Görsellikten tertemiz çok olacak daha önemli. Erkek de kadın da. Gelişen dünyada artık kadınlar da ben varım diyorsa her ortamda, sosyal hayatta artık erkekler de kendilerine o ölçüde dikkat etmeliler. Eskiden aynen. Erkeklerin tek elinde olan bir kadın kimliği vardı. Ama şimdi kadınlar da ortaya çıktılar. İş hayatında varlar, sosyal medyada, sosyal hayatta varlar. Buradaki olay işte eşlerin evliliği karı koca olmak değil, bir eş olmak algısıyla bakmaları lazım. Hı hı. Ben hep diyorum o evlilik cüzdanını hemen kaldırın gözün görmeyeceği bir yere. Ne yapacağız onu? Hemen bir çekmeceye atın. Siz hala sevgilisiniz. Flört ediyorsunuz. Flört ediyorsunuz. Çok fazla şeyler beklemeyin birbirinizden. Çünkü evet, beklenti yüksek olursa başkasından hayal kırıklığına uğrarsınız. İnsan hep kendisinden çok şey beklemeli. O zaman o kendisi gelişir. Yani sen tamam kocanın da bakımlı olmasını istiyorsun ama önce sen olursan ben de olurum mantığı olmaz. Sen ol, olduktan sonra ona da bir örnek ol ve o zaman da istemekte haklı olursun. Ben hep hanımlara da diyorum, şunu unutmayın diyorum, evde ev hanımları özellikle bu konuda gafil avlanıyorlar. Siz, kocanız sizin sabah en çirkin halinizi yataktan kalkınca, akşam eve gelince de en bakımsız halinizi görüyor. Arada geçen zamanında dışarıda hep bakımlı kadınları görüyor. Peki, göz mü koyuyor tabii. Hanım bunların hepsini yapıyor. Her gün işte tek kocasını yemeklerle olmaz. Karşılıyor, süsleniyor, püsleniyor. Ama adamdan bunu görmeyince ne yapıyor? O da yapmayı bırakıyor. Ya veya hani dışarı bunları yapmak kayıyor. Yine aldatılmamasını sağlıyor yok, mu? Yok değil. Bir hani insanın... Çok güzel, çok bakımlı bir bayan yok. Görüyoruz. Önce ama bir insanın Allah'tan korkması lazım. Önce vicdan sahibi. Vicdan sahibi olması lazım. İkincisi ahlaki değerlere sahip olması lazım. Aldatma adı üzerinde kanunen de bir suçtur. Yani bir suçtur. İyi bir şey değildir. Eğer karşındaki eşinden beklentilerini alamıyorsan adam gibi ayrı ilişkiye yelken açacaksın. Aynen bunu bir şekilde karşındakini aldatmadan yapman gerekiyor. İşte magazinden söz ettik ya, işte televizyon dizilerine geliyoruz gene. Bu dizilerde maalesef aldatılmasına rağmen işte para için, güç için, şu için, bu için süren evlilikleri görüyoruz. Ve nedense bu magazin programları da hep böyle halkın değer yargılarına ters olan dizileri kendi programlarına taşıyorlar. Dedim ya içeride sana, mesela TRT'de Beni Böyle Sevdiği bir tane dizi var. Reytingi en yüksek olan dizi. Bak en çok reyting yapan. Pazartesi, tam bir aile dizisi. Tam İçinde bir aile dizisi yok, ve oradaki yok. Ayşem rolündeki 80'ler kız. 80'ler de öyle mesela. Şey, hayır, dün, onu çok seviyorum ben. Şey, onun altın gibi portakalı aldı. Kız altın portakalı aldı. O dizide oynayan Ayşem rolündeki ama kız. Ama magazin olarak ama bu gündeme getirilmiyor. O normal normlarda bir dizi olduğu için bu magazin programları alın onları da ya. Toplumun gözünü önüne, hani eskiden bir Perihan abla vardı, bir diziler vardı. Süper Baba vardı. Tabii Süper Baba vardı. Yani mesela o dizinin reytingi çok yüksek olmasına rağmen maalesef ne programlara konuk olarak çağırıyorlar ne de magazin programlarında, hani soft magazin dedin ya, al işle bu konuyu, işte güzel örnek oluyor Ali, işte Ayşe ile onun aşkı ne olacak, bunu yap. Sen bayağı izliyorsun galiba. Ben Ali Ayşe falan. Güzel, çünkü nedir bizim şey, köfteci bir fakir bir ailenin orta düzeyli bir aile dizisi. Güzel, oradaki kızın fedakarlığı, yani Türkiye'de gerçekten böyle doğru düzgün yaşayan bir aile ortamını diziye taşımışlar. İçinde işte kıskançlık da var, aşk da var, birbirini böyle çekememezlik ama de var. Ama entrika yok diyorsun. Entrika yok ama entrika nerede? Entrika yoksa olmaz. Nerede bir entrika ben. Var? Nerede entrika var? Temel bir kitap yazmış, muhteşem bir kitap ama yani şöyle kalınlıkta. Aha. Yayın evine götürmüş, yayın evi demiş ki bunun içinde entrika yok, aşk yok, ilişki yok, kıskançlık yok, olmaz demiş. Temelde öyle bir şey yazmış. Bir kağıda getirmiş yeni kitabım.
Gerçekten. İyiymiş bu da. Evet. Peki Sevda, senin kitaplarında var mı böyle entrika? Tabii aşk? Benim hep hikayeler olur. Şimdi de inşallah Sevgililer Günü'ne yetiştiriyoruz. Yeni, yeni kitap yazıyorum. İlişkilerle alakalı. İlişkilerle alakalı. Orada ismi da, belli mi şu anda? İsmi belli de kaparlar söylemeyeyim. Çok güzel bir isim. Değil mi? Sana söyledim. O çok zaman söylemeyelim. Ben söyleyeyim mi? Sen söyleyince kapmazlar belki. Güzel bir kitap olduğundan benim, ben eminim. Ben de böyle zaten kitaplarımda hep yaşanmış şeyleri yazıyorum. Bana gelen şeyleri. Ya bu çekişmeler hep devam eder. Bu sabah kuafördeyim. Kızım biri kına gecesi için randevu almaya gelmiş. Hı-hı. Şimdi bak bu klasik, yani tatlı da oluyor. Şimdi oğlan tarafıyla işte bunlar nişanı büyük çekmecede yapmışlar. Oğlan da Tuzla'da yapıyormuş. Sen buna kulak misafiri mi oluyorsun? Kulak misafiri oluyorum. Kuaför diyor ki, radarlar hep açık. Kuaför çocuk diyor ki niye Tuzla'da yapıyorlar? Tabii diyor, Kadıköy'den biz onları Beylikdüzü'ne taşıdık ya, inat olsun diye diyor, Tuzla'da yapıyorlar. Kız tarafı mı diyor? Kız diyor. Ama diyor ben de diyor. Ay şimdi bütün anlayacaklar aile. Bütün aileyi diyor düğüne götüreceğim diyor. Otobüs tutsunlar 5 tane, ben onlara sorarım. Şimdi aslında bak bu kötü bir şey değil. Bu bizim klasik çekişmelerimiz olur ya nişanda falan. Alın bunları dizi yapın işte. Bunlar halk. Bizim halkımız öyle bu. Öyle tutmaz hayatım. Ne yapacak o dizi? Yani dediğim gibi şimdi entrika yoksa onunla aldatmıyorsa ne yapacağız? Hemen tabii. Bir de ne oluyor biliyor musun? Halk iyice salak yerine koyuyorlar. Dizi başladı. Dizi aşkı başladı mı? Bazıları gerçekten aşk ama oluyor başlıyor. Ama illa başrol oyuncu da sonra da bitiyor. Sonradan bakıyorsun yok yok diyorlar. Sonra da bitiyor. E tabii şimdi ama sonra dizi bitiyor, o da bitiyor. Peki o bu şeye ne diyorsun? Televizyonlarda hep önce bir yakalanırlar. Hep arkadaşız. Tabii. Ondan sonra bir sene sonra patlar ki beraberlermiş. Ay, Haluk Bilginer'le Zerrin Tekindor mesela yıllarca arkadaşız. Bir açıklama yapmadı. Şimdi el ele falan. Ebru Şallı'yla yanılmıyorsam. Sinan Akçıl. Sinan Akçıl'dı. Şimdi böyle ufak ufak mesajlar vermeye başlamışlar. Aynen. Ebru çok hanım, çok düzgün kız, o ona falan. Hani bir şeyler başlamış. Ama şunu söyleyeceğim. Söylememek işin kötüsü ne biliyor musun? Söylemek İşin gerekiyor. Kötüsü ne biliyor musun? O dünyadaki insanlar işin prosedürü bu olduğuna inanmışlar. Herkes artık biliyor ki bunlar bir aşk yaşıyor. Bunlar arkadaş değil. Burada topluma kötü veren mesajları her iki tarafta nasıl olsa o öyledir, nasıl olsa bu böyledir deyip reyting yapması, kötü olan bu. Aslında onlar da biliyor onun öyle olmadığını, seyreden de biliyor öyle olmadığını. Sonucu herkes çok iyi tahmin ediyor. Ama işin kötüsü bunun böyle olduğunu bilerek o programların halkın gözü önüne taşınması. Yoksa magazin dediğim gibi ben seyrettiğim zaman bir ünlünün evdeki evini, evindeki halini, hani bir börek falan yaptırıyorlar. Ben de merak ediyorum. Hoşuma gidiyor yani. Evi nasılmış, ne yapıyor, ne ediyor işte eşyaları. Hani biz magazin derken insanlar yanlış anlamasın. Düzeyli magazin tabii ki insanlar merak eder. Eskiden onu bir düzeyli görmek için. Düzeyli yapanları da sonuna tabii, kadar tebrik ediyorum. Sonuna ben. Kadar yani ben tebrik ediyorum. Bir bardan çıkarken böyle mikrofon tutulup onun o sarhoş haliyle görüntülenmesini istemiyorum. Ya el hareketi yapıldı mesela bir arkadaşımıza biliyorsunuz. Aha. El hareketi yapıldı ki tepki versin alkollüyken diye. Tabii. Yani böyle bir haber yapma anlayışı olabilir mi? Ya el hareketi dediğimi artık herkes anlamıştır ne yapıldığını. Yani dönüp küfredersiniz yolda, size birisi çok çirkin bir el hareketi yaparsa. Herkes refleks olarak. İşte bu adama küfür etmesi haber yapıldı. Tabii. Yani bu şey gibi bir şey. Cinayet romanı yazacaksın ama konu bulamıyorsun. Gidip sen işliyorsun cinayeti. Yani, şey yapıyorsun. Çok doğru, güzel bir benzetme yani işte oldu. Dedik ya, mahremiyet sınırlarını aştıkları zaman. Hani nerede durmaları gerektiğini biraz. Pislik oluyor ama. Şey öldü mesela işte. Avrupa'da da yapılıyor. İngiltere gelinleriydi. Ha, Diana. Diana öldü. Neden magazinciler kovalarken arabayla kaçmaya çalışırken? Yani ya şimdi sen hani bir ilk programda dedim ya geldiğimde buraya. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Bülbülle dolaşan güle gider, ördekle dolaşan göle gider. Bülbülle o yüzden dolaşan güle, ördekle dolaşan ve kargayla dolaşan ördekle dolaşmayın, kargayla dolaşmayın gider. Efendim. O yüzden siz kalkıp da bir sanatçıyım diye geçiniyorsanız dedim seçtiğin, ya. Seçtiğin adam veya kadın yani, çok önemli çok değil önemli, mi? Çok önemli yani. Ama magazini kaliteli ve soft. Tabii. Çok düzgün yapıyorlarsa magazin güzeldir. Tabii, hepimizin merak hayatın ediyorsun. İçinde olan bir şeydir. Seviyor musun magazini? Ben çok seyretmiyorum. Ya da mesela ünlü olduktan sonra keşke ünlü olmasaydım, normal bir çok vatandaş dedim, olsaydım çok dediğin oldu mu? Çok söyledim, evet. Senin olmadı mı? Oldu. Ya. Oldu.
Çok oldu. Şu da var tabii. Maalesef artık magazinle ünlü olunacağını kanıksayan bazı bizim yazar arkadaşlarımız da, eğitimciler veya gazeteciler de magazini kullanmaya başladılar. Şimdi hadi magazin sanatçının mecrasıdır diyorduk. Mesela beni bile magazine çekmeye çalışıyorlar. Ne yaptılar? Ya yapıyorlar. Dün bile mesela Twitter'da işte dekolte konusu tartışılıyordu. Ben de işte dekolteye değil ama işte çok çıplak kadınlara karşıyım. Her zaman söylüyorum. Yani midem bulanıyor artık çıplak kadın görmekten. Mesela Anadolu'dan gelen, hem de öyle dinini falan yaşayan değil, normal çok entel tipler, erkekler, kadınlar diyorlar ki ya bu İstanbul'da bu kadınlar niye bu kadar çıplak açık giyiniyor diyorlar. Yurt dışından turistler geliyor, siz ne kadar açık giyiniyorsunuz İstanbul için diyorlar. Yani ben işte bir tane gömlekle resim çektirmişim, bir tanesi bakmıyor tabii içindeki tişörte, hemen oradan magazin konusu yaratmaya çalıştı hemen. İşte sen kendi dekoltene bak, anam içinde bu kadar tişört var, ayrıca ben o kadar kafayı yemedim yani öyle bir... Dalak dekoltesi bekliyoruz sizi. Şuraya kadar. Şuraya böbrek lütfen, hepsini yani, bekliyoruz. O yüzden çok kötü oldu. Geçen ATV'deydi yanılmıyorsam, evet, değil mi? Yarışma Veliaht programının, evet, sunucusu böyle bir kostümden dolayı işine kostümden son verildi dolayı ama değil, kostümle canım alakalı olmadı herhalde. Hayır, sonradan yapımcı da zaten belli onu oldu, açıkladı. İşte ne tavır oluyor? Tavır ve davranışlarla, evet, alakalı, evet, sunuculuğuyla, evet, alakalıydı, evet, ama kıyafete mal edildi ki, evet, kıyafette hani gördüğüm kadarıyla o kadar bir seks kalitesi olan bir şimdi şöyle değildi bir şey var. O hanımefendinin zaten normal hayatında da öyle kıyafetler giydiği için bazen şunu algılamıyor insanlar. Televizyon kamuya açık, halka açık bir mecradır. Bu televizyon da öyle. Hı hı. O yüzden burada giyilen kıyafetlere evet dikkat edilmesi lazım. Yani sınırları olması lazım. Ama özel hayatında zaten herkes istediği gibi şöyle bir boğaza gitsinler. O gece kulüplerine başlar zaten giyinmiyorlar. Yani müdahale etmeye gerek yok. Giyinmeden gelmişler. Giyinmeden geliyorlar. Evet, yani yok öyle böyle bir şey. Şu kadar bir etekle. Ya yani ben 23-24 yaşına kadar hani o sınırları zorlayacak şekilde değil ama ben de hani çok ciddi dekolteler giyinmiş biriyim ama aklım başına geldikten sonra biraz daha bilinçlenince yaşın, evet, belli bir olgunluğa, evet, gelince. Evet, yani 24-25 yaşından sonra çok daha algılamaya başladım. Önce daha güzel zannediyordum. Güzel gençlik göründüğünü olabilir zannediyordum. Yani. Peki şu anda neler hissediyorsun? Yani o geçmiş dönemle alakalı. Yani hatalar yapılmadan bugünler hepimiz bulunmuyor. Hepimiz. Şunu bak şöyle söylüyorum. Hepimiz insanız. Benim de senin de hepimizin hata kimse yapabiliriz. Dört ama değil, bunu idrak edebilmişsen ne mutlu sana. Ama bazıları var bunun hata olduğunu idrak etmediği gibi onun doğru olduğunu savunuyor. Bu yanlış. Yoksa biz insanları asla kınamıyoruz. Öyle bir mercide de değiliz. Ama televizyon kanalları kamuya açık yerlerdir. Kamusal alanlardır. Sen burada aa bu benim özel hayatım. Hayır, sunucu senin özel hayatın değil. Sen evinde o televizyonla benim özel hayatıma giriyorsan ben televizyonu açık da unutabilirim. Çocuğum onu tesadüfen seyrediyor olabilir. Televizyon bu. Senin orada özel hayatın olamaz. Sen kamuya karşı sorumluluklarını yerine getirmen lazım. Ama özelinde zaten istediğini yap, istediğini yap kardeşim, ama banane, ekrana çıkarken banane, biraz yani daha dikkatli olmak ama lazım. Ama ekran bu böyle. Bu özel bir kanal olsun veya devlet kanalı olsun. Belli bir ölçün olması lazım ya. Ben kadın olarak şimdi rahatsız yapmayın, oluyorum. Şimdi yapmayın, seyrettirmeyin çoluğunuza çocuğunuza her şey için ama diyorum. Hı hı. Hani şiddet içeren veya cinsellik içeren veya başka türlü çocuğun ruh sağlığını bozacak. Ama arkanı dönüyorsun çocuk kanalı değiştiriyor. Yani onları da engelleyemiyoruz. Eğitimde şimdi öyle bir şey engelleyemezsin. Kanalı değiştir. O zaman trafik ışıklarını da koymayalım. Bekle yaya geçsin. Hiçbir, evet, kural bunları olmasın. Bunları konuşalım. Evet. Ama ben bir şarkı söyleyeyim mi, tamam, arkadaşlar? Evet, bu arada şarkından önce Aslan Erkişi bizi seyrediyormuş. Öyle mi? Hadi çok canım, selamlar. Öpüyor bizi. Biz de onu öpüyoruz. Gönderiyoruz. Canım benim. Kendisini de bekliyoruz inşallah programımıza. İnşallah. Teşekkür ederim en kısa efendim zamanda. Bir de böyle üçlü olarak katılalım. Valla Aslan da. Valla süper. Ekip ol. Ekip tamam. Son 2, 3, 4. Ölçüleri, kısaları kapak olurum. Oruma bir tekrar daha. Sivas'ın yollarına çıkayım. Dağlarına bırak ben beni bırak, ölüm gitmez zoruma.
Anam, teyzem, ay ablamlara bakar mısın? Şey oldu. Hem yemek pişiriyorlar, hem şarkı söylüyorlar. Yani efendim, bu türküyü niye söyledik? Çünkü hingel yapıyoruz. Çünkü hingel Sivas yöresine ait bir yemeğimiz oluyor. Ve altın madalya almış. Evet, bunda siz altın madalya almışsınız. Ulusal yemek evet. yarışmasında. Ama alır. Ben bir de pırlanta veriyorum. Türkiye'de mi yapıldı yarışma yoksa? Türkiye. Türkiye içinde değil mi ulusal? Tabii, evet. Tamam. Yalnız çok da mütevaziler. Nevruz Hanım. Evet, değil mi? Efendim, Nevruz evet, Hanım. Evet. Nevruz Aygüt bu evet. mantığıyla efendim... Altın madalya ödülü almış. Evet. Muhteşem. Biz de test ettik. Harika. Nasıldı kız Vartan? Harika. Test edip onaylandı. Birazdan. Afiyet şeker olsun. Nadine hamur yiyemiyor ama ona rağmen tadına baktım, bir tane götürdü vallahi arada. Harika. Nasıl yarısı, yaptık Nevruz Hanım? Hamur mantı hamuru gibi hamuru yaptık. Hı-hı. Dinlenmeye aldık. Sonra patatesleri haşladım. Hamur için neler vardı? 1 kilogram un, 1 yumurta, tuz ve su, mayaladık, beklettik. Evet, çok az bir şey, dinlendirdik. Sonra diyelim. Açıyoruz bunu. Evet, patatesleri haşladık. Hı-hı. Tereyağında soğanla kavurduk, öldürdük. Ondan tamam. sonra ezdiğimiz patatesleri ilave ettik. Bir ama güzel... bunun bir sarma şekli falan benziyor. Evet, örmesi var. Değişen bir bildiğimiz gibi bir mantı çeşidi değil. Değildi, evet. Şey, değildi, örerken farklı. Hamuru inceltiyor. Evet. Yani öyle inceltiyor, mi? Evet. Aa, bak orayı bak. Önce de bir tane yine yapıyor, ondan sonra yapacağım. Böyle yapıyor. Bir, önce dört köşeyi böyle yapıyor, sonra ha, böyle sen yapıyor, izledin. Sonra baktım evet ben, çok ilginç yapıyor. Ben kaçırdım orayı. Tabii. O ara nerede? Ben sizin için tekrar bir tane açıyorum. Ne, şurada kaynamışlarımızdan var benim. Biraz sıcak ama harika. Zaten bunun üstüne yoğurt konulmaz. Gerek var evet, mı? Değil. Yok konulmaz. Gerek, bu gerek farklı. Yok mu? Yok. Şu tabağı çekeyim de şöyle. Çerkezler de yapıyor. Onlar da koymuyorlar. Yani reklam arasında bizim nasıl saldırdığımızı görseydiler. Ayman birer tane yedik canım, ne saldırdı. Evet, program bitsin de sonra görürsünüz. Evet, evet. Zaten bu tip programların en güzel tarafı yayın tabii. bittikten sonra tüm ekiple birlikte bu yemekleri yemek oluyor. Aynen, afiyetle yiyoruz. Evet, bu arada piliç emensemiz de pişmiş bulunuyor. Evet. Bir tanesi üzerine kaşar rendeli, diğeri de evet. beşamel soslu yaptık. Evet. Ben İkisi de çok güzel görünüyor. Şimdi evet. Bakıyoruz, pür dikkat. Yönetmenim. Nasıl şöyle gözümden alıyoruz. Kaçmamış? Dur. Bir dakika, şu elini kameraya doğru tutar mısın hayatım? Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Biraz daha yukarı. Yönetmenim, elini fizleyemezsin. Tamam. Şöyle başlıyorum tamam. örmeye. Saç örgüsü gibi şu şekil. He, köşe he, köşe. Bir ondan, bir ondan, yani. Sonra bir ondan, ne yapıyorsun? Bir ondan ve böyle bitiriyorum. Evet, balık sırtı gibi. Bu kadar mı? Bu kadar. Balık sırtı örüyor. Ben daha böyle bir eksantrik bir yok. Şey oradan oraya oradan oraya ama balık sırtı örüyor. Bir daha şöyle başlıyorum köşeden. Hı. Köşeden. Bir. O köşe ki. O köşe. Aa, bu köşe tutar. Yine bir örer gibi bir bunu şeyler yapıyorsun. Bunu açılması mümkün değil. Böyle. Mümkün değil. Çiğ çiğ bile yenir bu. Bir de patates de şey evet. akabilir ama şu gayet şu anda bir de şey oldu ışıklardan olsun şey, sıcak ortam. Tabi hamur gevşedi, patatesler gevşedi, yumuşadı yani. Vallahi bu gevşemiş haliyse gevşememiş hali nasıldır evet, acaba? Evet daha mükemmel zaten oluyor. Muhteşem. Çok üzerine güzel. De tereyağı pul biberle yakıp o eritip kadar, evet, üzerine döktük. Ama tereyağı da hakiki tereyağı tabii, belli. Tabii, tabii. Çok güzel bir lezzet vermiş. Hı-hı. Kokusu peki, harika. Peki yoğurt döküp yesek olmaz mı? Olur da arzuya ben bağlı. Ben illa yoğurtla onu bir araya getireceğim sarımsaklı. Saklı tercih. Yoğurtla. Tercih. Ay evet. Elinize süper. Sağlık. Ama peki piliç da. Emense'yi nasıl yaptık? Buraya Hanımcığım. İlk önce 12 saat süt, sıvı yağ, karabiberle marinasyon yaptık. O çok önemli yaptık. Değil mi? O marinasyon. Evet. Ette de tavukta da kızlar. Evet. Unutmayın. Evet. 12 saat marinasyon. Hani bak bak gördüğü de bu arada biz de yüzükler. Kızlar taktık evet. takışırdık efendim. Bunlar Sevda Türküsev'in erkek kardeşinin. Oğuzhan Türküsev'den. Oğuzhan Türküsev'in tasarlamış olduğu içinde pırlanta tozu. Evet suyu olan, da. Suyu ve tuzu olan. Ama bunları rengi biraz pırlantanın rengi yok onu bir boya mı? Veriyorlar. Boya ama çok veriyorlar. Enteresan ya. Hediye baksana. Yolladı bize sağ olsun. Evet benim şöyle çok gösterelim hoş. Mi benimkileri rahmetli de. Rahmetli Barış Manço'ya benzedim. Sen öyle benzedin. Seninki yeşil. Turuncu, benimkiler böyle pembe. Vallahi enteresan. Ben bunları benim şeyde box'ta vallahi evet satayım. Evet evet. Yani irtibatı bir ticarete başlarız zaten sizle. Şey oluyor şimdi insanın böyle diyorum ki pırlantacı kardeşin olsun çamurdan olsun hiç problem değil. Bir şeyi beğeniyorum vereyim ablam diyor tak ay, diyor sonra verir. Güzel benim de bizimki de bijuterici işte. Seninki pırlantacı.
Vereyim ben de bir şey vereyim yok diyor yani. Ama olsun, indirim yapıyoruz tanıdıklara. Öyle çok mi? İyi. Bize kaç indirim gelirse? Yaparız size bayağı bir indirim. %50 falan. Gerçi o, yani Oğuz hakikaten hepimizin kardeşi gibi. Evet öyle. Hepimize aynen kardeşlik yapıyor. Evet. Kardeş indirimi. Evet aynen. Tamam. Aynen. Artık herkes bu laflarımdan sonra %70 istiyorum indirim. Bedava olur ayol. Tanımıyormuş seni. Tanımıyormuş. Kesinlikle tanımamazlıktan geleceğiz. Bedava olsun. Ama pırlanta değil mi? Pırlanta da yani çok pahalı. Çok önemli bir iş. Yani pırlanta deyip geçme. Yani A kalite, bilmem Z kalite, F kalite. Onun bir sürü J kalır, evet. A kalır, H yani kalır. Aynı boydaki kalır taşın bir 10 bin dolarlığı var, bir 20 bin dolarlığı tabii var. Tabii kırık olanı var, rengi var içinde. Neyse pırlantaya girdik yani çıkamazsın. Evet. Allah olmayanlara da dilimizi yorar. Boş ver. Zenginin malı züğürdün çelik. Pırlanta vallahi suyu olur. Bak suyu olsun olur. Olsun. Bak biz daha ucuz biz bu kırıntılarıyla idare ediyoruz. Gönlümüz zengin bizim. Gönlümüz zengin. Gönlümüz zengin. Burada pırlanta gibi yemekler var efendim. Altın madalya var. Pırlantayı ne pırlanta karın mı doyuruyor? Bak şurada hiç, üç tane attı kaçtığımızda. Ama şöyle bir kırat olaydı. İyiydi. Evet, bir kırat evet, olaydı evet, vallahi evet, güzel. Erkekler bugün gazetede vardı. Sibel Can, Hülya Avşar, Ebru Gündeş. En pahalısı Sibel Can'ınmış. 1,5 trilyon. Yüzük. Yüzük. Tek taş. Var mı o kadar 1,5 trilyona var, yüzük? Taşıyamaz ya. Yok yok. Ayol ben onu parmağıma işte taksam. O, evet. Ulaşamam ki. Evden dışarı çıkmam. Yani 5 kıratlık bile ben böyle uzaktan bakıyorum. 5 kırat diyorum. Yani şöyle bir şey. O bile 60-70 bin dolarlık oluyor yani. 5 kırat şu kadar var mı? Var mıdır bu kadar? Yok canım. Deli misin o işte 1,5 trilyon mu? Sibel Can'da var. Uçağı parmağında taşıyor. Neyse bak çenem yoruldu. Dedim ya. Çenem yoruldu. Zürme demezler işte. Zenginin parası zürdü. Vallahi biz akşama kadar böyle 10 kadar. Allah herkese versin. Ben hiç kıskanmıyoruz ama bizde de olsa iyi olur. Gördüğünüz gibi hiç sevmeyiz. Hiç hayatta kimin neyi varmış hiç ilgilenmeyiz. Siz orayla ilgiliyiz. Daha öyle içine dışına girmeyi sevmiyoruz. Ama Allah razı olsun. Bismillah. Ne oldu? Geldi mi parmağımıza? Yok 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 sıcak. Ama pırlantalarımıza nazar değdi. Fazla taktık takıştırdık. Bu arada bir de nadir görüyorum. O da sürpriz mi? Bonus da, mu? Onun çıktı yanında garnitür. Garnitür garni olarak yaptık. Ha, tavuğun yanına nadir. Bir paket nadıl, tereyağı, su, tuz. Ben de çok severim. Biz telefonlarımızı alalım, sık sık size gelelim. Siz bize gelmeyin. Mantıyı açalım ve böyle ne demek güzel bir tavuk. Her an bekleriz. Elinize sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Muhteşem sağ olun olmuş. Programdan sonra afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Sevgili seyircilerim, bugün Huriye, Zafer Ağa ve Nevruz Aygüt bizlerle beraberdi. Hingel ve Piliç Emense yaptık. Ellerinize sağlık. Sağ teşekkürler deyip böyle geçiyoruz. Tamam. Nadideciğim, senin güzel şarkınla da program devam ediyor. Bitmedi, devam bitmedi ediyoruz. Tamam. Hadi o zaman ben söyleyeyim şimdi. Söyleyeyim. Daha buradayız. Tamam, harika. Biraz Grek havası. Evet, Grek ben şarkı de hani zaten. Körle yatan şaşı kalkan sesim yok ama. Sevdacığım yakında bir albüm bekliyoruz yok, senden. Yok ben de hiç yok. Ben bir C'den içinde giriyorum ama çıkamıyorum. Öyle bir şey ben var. Ben kitap yazayım. Ben kitap diyorsun yazarım. Eleştirilerimi yaparım. Bu arada çok bak çok güzel bir örnek olsun köşe diye söylüyorum. Da yapıyorsun var tabii. Rock Haber ve Haber Politik. Arzu'ya da selam söyleyelim Arzu, bu arada. Arzu arkadaşımız da şu an canavarsınız diyor. Ne kadar güzel enerjik bir program. Canavar derken. Evet, yani enerjik olarak bomba gibi. Diş hekimi arkadaşımız. Şimdi öyle bir şeye mi örnek vereceğim. Bizi seyreden, eleştirilerimizi seyreden bir kızımız diyeyim ben Twitter'dan. Hı hı. Çok detaylı bir hakaret etmiş. Eleştiri değil. Sana mı? Bize mi? Hepimize. Eyvah. Şöyle söyleyeyim. Niye? Bakın. Ne demişiz? Şimdi bu kızımız bizi seyrediyorsa bak yavrum. Bil. Senin ettiğin hakaret tın yani tın hiç umurumda değil. Bizi haklı çıkartıyorsun. Umurumuzda değil hani tabii ki hani ne seyrediğimizle alakalı. O hakaretin içeriği bize yapılan şahsımıza yapılan umurumda değil. Niye değil? Çünkü ben doğru söylediğimi ne yaptığımı çok iyi biliyorum. İşte biz kadınların ağzının bozulduğunu söylüyoruz hangi ya. Hangi konuyla alakalı? İşte eleştirdik etmişler ya erkekleri, kadınları, ilişkileri, magazini. Böyle çok kötü bir hakaret etmiş. İşte sen bizi haklı çıkartıyorsun. O topluma açık bir yerde senin bizi eleştiren başımızın gözümüzün demek üstüne. Neyse. Demek ki bir yarasına dokunmuşuz. Bir yaraya yani, dokunmuşuz demek ki. Nereye geliyoruz?
kadın veya erkek birbirimizi eleştirelim, beğenmeyebiliriz ama hakaret kimsenin ağzına yakışmıyor. Boyut hakarete gelmemeli. İşte, herkes birbirini eleştirebilir. Bozuk bir ağız oluşmaya başladı. Genç kızlarda, kadınlarda, İnsanlar erkeklerde. İnsanlar fikirlerini söylemekte özgür. Burası da bir platform. Sevme, nefret ve et benden. Özgürce düşüncelerimizi iletiyoruz. Ya, katılırsınız veya katılmazsınız. Beni yerden fikriniz. Yere vur ama hakaret adabıyla vur. Tabii. Yani kimseye hakaret bu, etmeyin. Ama bu Twitter maalesef bu amaçla Yazık. Kullanılabiliyor. İnsanlar orada içinde ki bir takım öfkelerini komplekslerini birbirine hakaret ama ederek yazık, küfür ben ederek şimdi mesela belki yüz yüze gelse sana o lafları evet. söyleyemeyecek. Ne yapıyoruz? De. Ben de mecbur kalıyorum Pınar'cığım. İşte pazartesi vekalet veriyorum. Hepsini topladım. Dava mı açacaksın? Dava açıyorum. Artık, sevgili avukatımız evet, Fehmi Şeker. Fehmi. Nadide şu anda avukatını arıyor efendim. Evet. Alo Fehmi. Hemen dava aç. Bana bak Fehmi. Fehmi niye gerçek yüzümü ortaya çıkarıyormuş. Fehmi inan var ya çocuk ayıklıyor bir aydır. En ağırlarını dedim. Hani böyle çok şeyleri de olay olmasın. Bir de Sevda radikal bir tip. Evet. Yani Sevda'nın birçok fikrine katılıyorum. Bazılarına katılmasam da söyleyiş tarzı çok daha dik birçok insana göre ve çok korkusuz. Evet. Ve işi yazarlık olduğu için onun sevmeyeni çok fazla. Evet. Seveni de çok fazla, sevmeyeni de çok fazla. Direkt olarak çok ciddi hakaretler alıyor. Çünkü ciddi yaralara dokunuyor. Birilerinin yaralarına dokunuyor. Tabii o yaralara da dokunmak gerçekler acıdır. Karşı tarafı. Gerçekler kimse Aynen. gerçekleri duymak istemez. Hani diyorum ya. Sen biraz daha herhalde sert bir dille söylediğin için acı ben olayı insanlara. Şunu da eklemek istiyorum. Ben olayı sosyal boyut artı ben bir Müslüman olduğum için vebal altında kalmamak için İslami boyutunu da hesaba katarak söylediğim için dikim. Ben İslam'da siyah ve beyazlar vardır. Griler yoktur. Grileştirenler bana tepki gösteriyor ama ben öleceğimi bildiğim için hiç kimsenin kusura bakmasın gönlünü hoş tutamam. Doğru neyse onu söylerim ama insanları kınamıyoruz. Siz de beni sevmeyin ya yerden yere ya vurun. Kimse eleştirin. Kimseyi sevmek zorunda ama değil. Etmeyin yazık günah yakışmıyor. Hakaret kimseye yakışmıyor. Hele ki bayanlara hiç yakışmıyor. Evet ben ya. Mesela Twitter'da çok garip şeyler görüyorum mesela. Nadesine özellikle dediğin gibi o tip profil resimleri koyan yani. Kızlar. Aha. Veya işte 17-18 yaşında erkek çocukları çok çirkin. Ah. Her cümlenin arkasında işte noktayla küfür. Kısaltma evet. küfürler veya çok ağız dolusu sinkaflı küfürler. Hani hakikaten yakışmıyor. Tamam bizler de o yaşları gördük. Bizler de biraz büyüklerimize göre belki bir şeyleri yanlış yaptık ama bir insana açıktan, herkese açık bir platformdan bu kadar rahat küfretmek hele hele kadınlara hiç yakışmıyor. Evet, evet. Hiç bu bir şey ben biliyorum. Kimlik mücadelesi. Ben de bir erkek gibi şey yapabilirim, konuşurum Yazın. Falan tarzı aslında. Ben de güçlüyüm, bu. Kuvvetliyim. Biz erkekleri bu yüzden şey eleştiriyoruz. Tarihler boyu onun yaptığını yapıyoruz. Ayrıca şudur bakın küfretmek konuşacak bir şeyi olmayan kişiliği bozuk insanların başvurduğu bir yöntem. Kendini doğal yolla ifade Tabii. edemeyenler ne yapıyor? Demek ki küfür cahilsin. Aynen. Bilgisizim. Mesela lafın bittiği yerde dayak başlar Aynen. erkeklerde. Evet. Söyleyecek laf kalmaz. Yani çaresiz kalır. Tabii. Ve onu yapar. Bu onun ruhsal problemi ve ya kendini ifade edememesiyle ilgili. Gücünü kullanıyor o zaman da üstünlüğünü şiddetle gösteriyor fiziksel gücüyle. Kadınlar da şimdi üstünlüğünü ben senin gibi küfrederim. İyi de küfredene biz terbiyesiz diyoruz. Sen de terbiyesiz Engelledim diyorsun. Engelledin mi hayatım? Yok engellemedim. Niye? Biraz daha etsin. Biraz daha mı etsin? Hayır ben hemen avukata yolladım. Ama işte onun elinde avukata vermek için fazla done olsun. Yani ben İçini hemen resmini çekip avukata yolladım. Avukat da bunları tespit etti. Daha hangi bir birini açacaksın hayatım? Zaten Kaç çok ağırlığın. Avukatın işi o. Yapsın. Toplu şekilde. Toplu. Tabii. Önce ceza davası. Bak ben ne yapacağım? Sözüm de burada. Önce ceza davası. Ceza davası bir yere geldiği zaman... Tazminat davası o tazminattan alacağım bütün paraları da haydi elimden tut genç kızları taciz edilen genç kızların bir derneği var Nevzat Tarhan Başkanı bütün paraları da evet, oraya geçen de oraya gittik. Genç kızları koruyan bir dernek. Evet. Nevzat Tarhan Başkanı Aa, valimizin hanımı Onursal Başkanı. Sevgili Gül Hanım'la ben de geçenlerde oradaydım. Evet, biz orada seni de davet edeceğiz inşallah bir etkinliğimiz i̇nşallah, olacak. Tabii, tabii, ben de seve seve Ve inan bütün hepsini bir kuruşunu alırsam namerdim o derneğe vereceğim. Hepsini ona vereceğim. Şimdi şunu da söylemek lazım. Sen
tam üzerine basmışken, internet suçları çok ciddi cezalar geliyor, evet, internet suçlarına. Eskiden böyle değildi ama değildi artık, çünkü artık şeydi. Biraz... Çünkü böyle saman altı edilebiliyordu. Tabii. Çünkü cezası, yaptırımı, osu busu, bunların ulaşması zordu. Ama çok şimdi ciddi, daha çabuk tespit, evet, edilebiliyor. Tabii, tabii. O yüzden bence dikkatli olun. Hiç, evet, böyle şeylere girmeyin efendim. Sonra başınız ağrımasın. Yani neticede İçinizdekileri sen birisi saklayın. Birisini öyle dedi diye o öyle olmuyor ki. Herkes yaptığı işi biliyor. Herkes ne kendini dediğini biliyor. Şunu da unutmayın. Söz ağızdan çıkmadan sizin esirinizdir. Söz ağızdan çıktıktan sonra siz onun esirisiniz. Bitti. Aynen öyle. Yani siz de şu var, kamusal dava diye bir şey vardır. Hı-hı. Şikayetinizi geri bile alsanız devlet bırakmıyor. Kamusal dava devam ediyor. Dönüşüyor. Yazık günah, genç kızsınız, genç erkeksiniz. Evet, yılın pop müzik sanatçısı, yılın objektif Yorumcusu, yazarı. Kadın erkek ilişkilerinde. o kadın erkek ilişkilerinde. Bence alanında. Her konuda. Her bence konuda. Sadece o konuyu kapsamıyor. O ya gün Nadide bana dedi. Parmağında, evet, on marifet olan bir insansın. Nadide dedi ki aslında ödülün adı şey olması lazım. Babası olsa affetmez yorumlar. Babasını bile tanımaz. Aynen. Babası niye olsa tanımaz çünkü. Niye peki? Sevda mesela dün de birisine anlatıyordum. 10 kişiyle aynı masada otururken o 10 kişinin de onun fikrine karşı olduğunu bilse de, şimdi birçok insan ben çok objektifim, ben çok şeyim, samimiyim falanlar ama, hı hı, ben kendi şahsıma, herkes benim fikrime karşıysa ben biraz sessiz kalmayı tercih edebilirim. Hı. Ama o asla susmaz ve çok da sivri bir sestir. Peki. Onu o yüzden çok kişi taşıyamaz diye düşünüyorum. Şimdi bir işi konusunda, evet, değil mi? Evet. Yani dediğinin arkasında. Evet. Şimdi ilişkilerde peki böyle bir kadın makbul müdür değil midir? Ben sana soracağım. İlişki uzmanı olarak ben ilişki var ama uzmanı sen... olarak. Hayır, o ilişki uzmanı ama hani bir de senin yorumunu merak ediyorum. Bu ilişkide kadının çok dominant olması. Ama işte ev hayatımı bildiği için ben de ev hayatını anlatsa çok farklı bir şey. İnsanın... Evdeyken Sevda gerçekten hani tam bir ev kadını gibi ama yine de tabii organize, evet, her şeyi organize eden, yine her şeyi çekip çeviren kişi olduğu için ve dışarıda da çok da boynunu bükerek yürüyen bir tip olmadığı için, hani bu mecaz anlamda, bence bir erkeğin taşıması zor. Çünkü erkekler genel olarak kendileri bir adım önde olmayı tercih ederler. Kendilerinden önde olmasa da önde olduğunu düşündükleri bir kadın onları rahatsız eder ve taşıyamaz. Bence erkekler onları taşımak istemez daha doğrusu. Biraz zorlanır değil mi? Tabii, peki siz, evet, ne düşünüyorsunuz Sevda Hanım? Efendim? Ya şöyle, bir ilişki uzmanı aslında, olarak da hani size gelen danışanlara, evet, hani şöyle yapın böyle yapın, hanımlara birçok akıl veriyorsunuz, evet, mutlaka. Evet. Bu aklı kendin de uyguluyor musun? Şöyle şimdi bir ev kadınıyla bir işte iş kadını, Pınar Dilşeker, Nadide Sultan, Sevda veya bir holdingde müdür ya da bir yerde müdür olan çalışan bir kadın tabii çok farklı. Şimdi benim erkek kardeşimin güzel bir lafı var. Diyor ki biz erkekler kadınları diyor vitrinde beğeniyoruz diyor. Sonra eve getirip annemiz ve ablamız gibi olmasını istiyoruz diyor. Hatta burada bizim tabii yani özellikle sanat dünyasında ve sahne dünyasındaki ve işte veya önde toplumun gözü önünde. Şimdi tabii Nadide'nin dediği haklı. Şimdi ben bir kadınım, benim bir sürü erkek hayranım da var. Bunu benim aradığım erkek tipi de klasik bir Türk erkeği. Ben böyle çok entel dantel birisiyle yapamam. Hani kalıpları olacak, çizgileri olacak, muhafazakar olacak. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir erkeğin hiçbir şey, yani 5 tane erkek karısına çok güzelsiniz dese bile kaldırması biraz tabii ki bir Türk erkeği için kolay bir şey değil. Bu sizin için de geliyor. Ki, evet, yani sahnedeki bir kadını taşımak gerçekten yani çok zor. Yani o yüzden burada ne diyor? Ne olması lazım? Güçlü kadınları aslında güçlü erkekler kompleks yapmazlarsa hayatını kolaylaştırır. Bir kere ona yük olmaz. Evet zaten, ya çok doğru. Ki kolaylaştırır. Yani nedir? Onun işine takmayacak. Yani şimdi biz, ben bakıyorum senin şarkın mesela, bu anlayan anlarda çok güzel bir şey diyor. Benim yıldızımdan işte çalıyorsun. Seni yıldız sanıyorlar. Mesela biliyorsun adam çok zengin, çok parası var. Yani adamın 5-6 tane rezidansı var. Bilmem kaç milyar doları var ama seni kim tanıyor? Anca gittiğim mekanlarda. Hı hı. Ama şimdi seni herkes, beni bile o kadar çok tanımıyorlar. Sizler daha çok tanınıyorsunuz. Şimdi öyle bir adam parası çok bile olsa sizlerin yanında komplekse girebiliyor. Tanınmak insanın gururunu da okşar. Güzel bir şeydir. Ama işte erkek istiyor ki hep böyle ben ama artık oraya gitmiyor. Hani o ilişkiyi biraz ayırması. Biraz sen biraz ben.
Tabii. Karışmasın, takmasın. Biz olmak kafasına. Önemli olan. Biz olmak yani önemli. İlişkide ben, sen değil, biz olmak daha önemli. Efendim bugün ilişkilerdeki kıskançlıklardan bahsedeceğiz. Kıskançlıkların dozu ne olmalı, değil tabii mi? Yani kıskançlık bu boyut bir kere ne olmalı? Olmazsa hastalıktır. İnsanın çünkü yaratılış özelliğinde kıskançlık vardır. Nadide şimdi bir tabii, niye? Sende bunu, yok mu kıskançlık? Ya ben vardır ama zararsız olması önemli. Peki çok kıskançlık da bir hastalık, tabii, hastalık değil mi? Ben şimdi kıskançlık kötü bir haslet diye düşünürken sen var. Hani kıskançlık yani olmaması hastalık deyince çok tabii, hoşuma gitti. Bak bu. Eğer kıskançlık sevdim, yoksa, kıskançlık yoksa biraz yoksa ilişkide hastalıktır bu. Sevgi tartışılmalı mı sence? Ya bir şey söyleyeceğim. Kimisi der ya benim eşim de hiç kıskanmıyor. Kıskandırmak için böyle özellikle bir şeyler yaparlar. Yani adam i̇şte gizli numaralar arattırırlar. İşte arkadaşlarını arattırıp o eşi kıskandırmak için bir çaba içerisinde. O taktiklerin hiçbiri tutmaz. Ya adam benim bir arkadaşım ne yapıyordu biliyor musun Sevda? Telefon evde pijamalarıyla oturup telefon ediyordu. Arkadaşımın doğum günü partisindeyim diyordu. Yani. İlacı kıskandırmak için mi? Evet. Tabii. Hatta şimdi eşini değil yani evlenmek istiyordu o kişiyle. Evliliğe getirmek için mevzuyu mesela. Mevzuyu evliliğe getir. Evliliğe getir. Böyle bir evliliğe getirme var, yöntemi yapıyorlar. Var mı? Yani bazen kadınsal taktikler mi tabii. Bunlar? Geçen şey bir erkek arkadaşla oturuyoruz. Bu konuları konuşurken dedi ki siz de dedi çok dik kadınlarsınız, düz dedi, dobrasınız dedi. Erkeğe dedi eğer bir dedi çıkıyorsan, flörtün varsa mesela bir ortama gittik. Orada da çok hoş bir bey vardı. Elektrik aldım diyeceksin dedi. Bak erkek bana bu aklı veriyor. Erkekler diyor bu şeyi sever diyor. Erkek anlatıyor bana. Hemcinsi için akıl veriyor sana. Böyle dedim böyle davranırsa. Yani pes yani olsa da olmasa da bunlar böyle taktik. Tabii bu ilişkiler taktiğe dönüştüğünden beri o yüzden de evlilikler olmuyor. Evet, eskiden evlilikler böyle bir taktik matematik yoktu. Öyle bir şey söz konusu tabii, değildi. Ama şimdi bakıyoruz ilişkilere uzmanlara da sorduğumuzda ilişki bir matematik diyor. Yani bir sonraki adımı düşüneceksin. Tabii. Hep de kadınlar uyguluyor bu taktikleri. Tabii kadınlar daha değil mi çok. Nadide? Pek yani erkeklerin umurunda değil taktik yapmak. Dünyanın işine bakıyor adam. İşte para nasıl kazanırım? Arabamı ben nasıl yenilirim? Ben çok isterdim erkek olmak. Ben oğlum olduğu için aynı şeyi çok ben mutluyum. De hep söyledim biliyorsun. Ya, oğlumuz var çok ben mutlu. De o kaygısızlığı, o daha relax olma, o rahat böyle. Peki böyle mi gösteriyorlar acaba yoksa özlerinde gerçekten böyleler mi? Bence öyleler. Çünkü şimdi doğuştan, şuradan bitiyorum yaratılış ben. Olarak yaratılış biraz olarak rahat. Farklıyız. Yani rahat değil de mesela onlar ana yollara bakıyorlar. Biz tali yollardan tabiri caizse. Şimdi tartışırken mesela düşün sen minicik bir şeye takılmışsın. Anlatmaya çalışıyorsun ama adam anlamıyor. Haklı. Çünkü onda öyle bir devre yok. Çünkü beyin erkek sistemi beyni, farklı değil mi? Erkek beyniyle kadın beyni farklı çalışıyor. Erkek beyni daha matematiksel çalışır. Kadın sonuç beyni odaklı tabii mı? Duygusal çalışır. Erkek şeye bakar. Mesela akşam yemeğe gideceğiz. Mesela evlisin. Akşam arkadaşlarla yemeğe gideceğiz. Erkek nereye diye bile sormaz. Çıkarken seni arar. Nereye gidiyoruz? Kadın mesela ne giyeyim, işte akşam yemeğe gideceğiz. Ben şunu giyeceğim. Sen ne giyeceksin? Orada ne olacak? Ne yiyelim? Bunların kimler hepsini gelecek? Detaya ama neden işte alış ve yaratılış özelliği nedir? Çünkü evi de düzenleyen kadın. Eve misafir geldiği zaman erkek ne pişireceksin diye sormaz bile. Çünkü bilir ki kadın organizasyonu yapmıştır. Ha, beceriksiz kadınlar var. Adamcağız kendini parçalar. Bir de öyle kadın tipleri var. Onlar da böyle çok iyi adamlara düşerler. Sana bir şey söyleyeceğim. Hakikaten onlar da çok şanslı. Evet, evet. Derler ya Allah. Allah dağına göre kar veriyor herhalde. Hani yok öyle demezler. Allah çirkinler. Evet bak sen terbiyeli davrandın ama yani aslında çirkin derler. Kadın da yoktur ama hani böyle de derler Rusların ya. Rusların bir sözü var. Kendine çirkin kadın yoktur. Az vodka vardır. Ne? Kendine. Çirkin kadın yoktur. Az vodka vardır. Şey bir arkadaşımız öyle da şey diyor ya. Hemen yazıyoruz efendim Twitter'a. Bu çok daha fena. Ortak bir arkadaşımız diyeyim. Kendisinden öyle bahsedeyim Oğuz'dan. Çirkin kadın yoktur. Varsa da dünya ahiret bacımdır. Şimdi bizim böyle etrafımızda çok arkadaşımız, kuzenimiz olduğu için biz bunları onlardan çok öğreniyoruz. Bu da benim kamyonların arkasına yazılan yazılar var ya tam onlardan aynen olmuş.
Aynen. Kardeşim onu diyor. İşte çirkin kadın yoksun, varsa da dünya ve ahiret bacımdır. Yani böyle. Ya benim de çok kuzenim var. Bir güzel erkek kuzenim var. Ve lisede, ortaokulda da hep genelde erkek arkadaşlarımla böyle erkek Fatma gibi büyüdüm ben. Onun için maç yapar mıydın? Ben çok yaptım ki kalede çok abimler. Ben sakar olduğum için. Şu kaleye kalecimiz yok derlerdi. Fatih'te erkek gibi kalede dururdum. Fatih'te Hırkayı Şerif mahallesi Hacı Lütfullah Efendi sokağında komşulara beni sorsalar yeter. Ben lise 1'e başlayana kadar erkekle yani misket oynuyordum böyle. Ben de. Aynı o güzel şekilde. Güzel oynanır ama o misket. Artık liseye başlayınca annem artık hani genç kız oldun, tuttu eve. Artık bir kız oldun ya, hatırla. Aynen. Ben de ortaokula kadar hiç dışarı çıkıp oynayan bir çocuk değildim. Niye? Ortaokuldan sonra bir değişim yaşadım, bilmiyorum. Yani daha ürkek miydin? Yani evet, ürkek, çekingen ve annemin eteğinin dibinden ayrılmayan bir çocuktum. Aa. Tabii böyle travmatik bir durumum vardı. Ben sokaklarda var. Abimle ikimiz gece. O yüzden de zor olurdu hiç. Aslında bunun faydası ne biliyor musun? İşte biz bir meclise veya topluma girdiğimizde diyorlar ki işte ay ne kadar sosyalsin. Çünkü ben ve biz girdiğimizde erkeklere ben insan olarak bakıyorum önce. Aynen. İnsan duruşuna bakıyorum. Acaba bu karakterli midir, değil midir? Hani derler ya yolculuğa çıkarken anlaşılır. Direkt böyle ay yakışıklı mı? Tabii. Bakayım, direkt neye bakıyor? Çocuğu gördün mü? Sen onu bırak, ben bir gün bizim Deniz'le var, kulakları çınlasın, onun iş yerinden çıkıyoruz. Herkes böyle ay Dolunay'a bak ne güzel, ay nerede diyorum, Dolunay'ı görmüyorum. O derece. O kadar yani. Orada diyor ya Dolunay'ın önünde. Romantizm sıfır diyorsun. Elektrik direği var, Dolunay'ın önünde görememişim. Diyorum ki nerede Dolunay, dilek dile derler ya, ay ne güzel hadi dilek dileyim, ben böyle Dolunay arıyorum nerede? Yani direğin arkasında kalmış. Yoksa görecektim diyorsun. Tabii görürdüm. Yani, o kadar da değil. Var. Bak şunu söyleyeyim. Her zaman şunu diyorum, her mum sarayda da olsa yakılmayı bekler. Yani bütün kadın ve erkek Allah birbiri, her mum sarayda da olsa yakılmayı bekler. Yani istediğin kadar hemen güzel yazın ol. Arkadaşlar. Sevgili Şeyma'ya hediye ediyorum bu evet lafı. Yani bir erkek gelip her kadını sarayda da olsa ateşlemesi yakılmayı. Yani onu hani güzel manada. O yani bütün kadın gibi hissettirmesini, kibar davranıp onu. Kimse dışarıdan bakmasın. Hanım gibi. Her kadın poflanmayı sever. Öyle onların dominant falan olduğuna bakmayın. Buldukları zaman bir sevgili kedi gibi oluyorlar. Filmlerde de öyledir ya. Romantik komedi filmlerinde bakarsın mesela kadın hiç evlenemeyecekmiş gibi falan olur. İş yerinde gayet değil mi? Otoriter dominant ama ilişkide böyle süt evet romantik. Kedi. Onun tabii. Bütün süngülerini düşüren ama bir erkek. Ama dışarıdan erkekler genelde korkuyor değil mi? Böyle bir kadın gördüğü zaman işte ben buna yaklaşırsam tabii. Genelde yaklaşır. Yok ben bu ilişkiyi yapamam deyip direkt böyle o dönüşü tabii yani yapıp, o ön daha yani. Böyle hani geçer. Kolay şey gibi olduk yalnız böyle. Bizim yalnız evde kalmış. Değil mi? Öyle gibi olduk. Nişanlı. Hayır öyle bir şey yok. Ben nişanlı bir insanım. Evet lütfen. O nişanlı. O biz düşünelim yani Sevdacığım. Evde kalmış var. O yüzden de şikayet eden kızlar oldu. Bekarız ya böyle. Artık evde kalmak diye bir şey söz konusu mu? Biz ikinci hayır. Tura tercih geçmişiz. Lütfen. Tercih mesela. Biz ikinci tamamıyla yalan. Asla öyle bir şey yok. Hayır. Yeni çağda artık yani ya, erkenden evlenmiyor kimse. Önce kariyer avutuyorlar. İşte her bütün kadınlarda evde kalma sendromu var. İnanmayın sevgili izleyiciler. Onlar böyle hayır yok benim tercihim. Ben işimi yapıyorum. Param var. Bu laf da bana. Neyse ama biz evlenmişiz. Bir çocuğumuz şimdi, var. Hiç evlenmeyen. Tamam, hiç evlenmeyen. Bizim şeyimiz peki, güzel. Mazeretimiz zaten bir kere evlenmişim. Ne var çocuğum canım var. Falan. Çocuğum evlenip var. Evlenip de ne yapacağım? Bizim, ben bunları efendim hep duyuyorum bahaneler. Bunlardan. İnanmayın. Nadide ne zaman evlilik diye pat diye sen sorarmış. De beni sıkış tabii ben o kadar laf sokarsam. İnşallah. Ne zaman bekliyoruz ama ya hadi. İnşallah önümüzdeki çekeceğiz, günlerde. Oynayacağız, eğleneceğiz. Sen bize inat tabii. Düğün yapmayıp düğün direkt. Düğün yapmayacağım. Tabii. Evet. Evet. Aslında düğün burada olacak olsa çoktan evlenmişlerdi de. Geçen işte yurt dışında evlenmek istiyorlar da dedi ki nerede olabilir dedim Türk konsolosluğu olan bir yer olsun isterse Papua Yeni Gine olsun dedi. Bu arada Papua Yeni Gine'de var mıdır onu var. Bilmiyorum. Var mı efendim hemen soralım evet, bu bilgiyi varsa eğer bize hemen ama tweet atın. Nadide ve nişanlısını da tanıyorum sevgili Hakan ikisi de böyle çok mükemmeliyetçiler yani zaten Hakan'ı çok falan değerli yok, o bizim Hakan Yanal çok önemli bir yönetmen efendim. Hani, evleniyoruz güzel olsun falan hani
ondan da kaynaklanıyor biraz. Yani ailelere önem veriyorlar. Kimse kırılmasın, kimse etmesin. Zor bir süreç ya. Süreç, İnşallah tabii. Hakkında hayırlısı olsun İnşallah. Arkadaşım. Yani İnşallah. Önemli olan evlilik o. Evlilik güzel bir şeydir. Boyu. Bak bir şey söyleyeyim. Herkes evlensin kardeşim. Şeyin bir düşünürün sözü var ya. Hayatınızda mutlaka bir kere evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz. İyi çıkmazsa filozof olursunuz. Evet, filozof oldum diyorsun. Peki, evet, şu ilişkilerden, kıskançlıklardan, aldatmalardan böyle bir başlayalım. Biraz şöyle ilişkilere girelim. Herkes eminim ki şu anda kendi ilişkisini hemen böyle bir masaya yatırmaya tabii, hazır vaziyette tabii. bekliyor. Kıskançlık, biraz önce dedin ya, bir arkadaşım böyle söyledi, akıl verdi bana. Evet, evet. Bu doğru bir yöntem mi? Böyle bir yöntem gerçekten var mı? Ters tepme durumu da var. Söz konusu mu? Şimdi adam böyle bir şeyden hoşlanmıyordur. Vay, hani böyle yapıyor. Demek ki bu sağlam değil deyip ilişkiden şey de var, yürüme gibi bir durumda söz konusu erkekler mu? Erkekler galiba ulaşılmazı biraz daha veya hani talep olan şeyi biraz daha fazla seviyorlar. Erkeklerde de böyle bir değişim söz konusu. Eskiden böyle değildi. Evet. Mesela ya. Bundan 20 sene önce aldatılan erkek affetmezdi. Şimdi bakıyorsun, adam magazinden de görüyoruz mesela, aleni aldatılmış. Geçen adam hafta hala, biliyorsun magazin böyle evet, bir çalkalandı. Evet. O kadar açık isim ki resimler. Ama yani, o kadar açık ki resimler, olay o kadar açık. Peki o olaya ne diyorsun Nadde? Sen okuduğunda bir yorum yaptı mı? Şarkıcı Berkay biliyorsun. Hı hı. Futbolcunun eşiyle böyle bir durum. Bayağı bir magazine yansıdı etti. Ben yorumsuz taraf, kalacağım bununla evet, ilgili. Yani. Kendi bir yorumun vardır tabii ki var, mutlaka tabii okuduğunda. Ki tabii ki var. Yani bu kadar şeyin çıkması değil mi? Yani haberi oraya getirmenin bir bedeli ama vardır. Ama bir sene önce çekilen fotoğraflar. Ya belki bilmediğimiz, basına yansımayan kamera arkasında ben neler vardır. Ben mesela şunu anlamıyorum. Konuşulan. Oradaki bak, ben bu ilişki var mı yok mu, adam yok diyorsa bir şey diyemezsin. Günaha giremem ama ben şunu söylüyorum. Evli bir kadın normal bir erkek arkadaşıyla şöyle yurt dışında bir yerde sarılarak niye yürür? Neden yürüsün? Yani bunun inançlarla falan alakası yok. Yani anlatabiliyor muyum? Ha, bir sıkıntı olur, dert olur. Kadın orada mağdur kalmıştır, destek oluyordur. Ama sen gezerken evli bir kadın, çoluk çocuk sahibisin. Çok bir arkadaşın, erkek arkadaşınla o şekilde, yani onunla temas edecek kadar niye dolaşırsın? Bir kere işin şekli yanlış. Anlata kimse kusura bakmasın. Yaptı yapmadı diyemiyorum ama bir kere evliliğin doğasına ters bir durum. Yani ilişkiler bu kadar mı yozlaştı? Bir evlilik bu kadar mı rahat ama yaşanıyor? Ama eşi, ben karımı seviyorum, boşanmıyoruz. Mübarek olsun, hani bir şey size diyemiyorum de ne söylüyorsunuz? Dedim ya, onu yutmak bir şey, düşer gibi bir şey oluyor. Bir şey demiyorum bize zaten. De bir şey söylemek düşüyor. Yani bu magazin Allah dünyasını hep konuşuyoruz etsin. Ya seninle. Aha. Yani maalesef magazin ünlülerin yaşamış oldukları keşmekeşlikler işte halka da örnek oluyor. Zannediyor musunuz ki sadece ona gelene kadar ne örnekler var, ne yani örnekler zaten televizyonlar var. Kötü iyi değil mi? Tabii tabii. Ama şimdi reklamlara gidelim arkadaşlar. Reklamlardan sonra sevgili yapımcımız bizim programımızda ödül aldı efendim. Zafer Keri'yi de davet edeceğiz. Şimdi reklamlar diyoruz. Reklamlardan sonra biz buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerim, Şeker Tadında devam ediyor. Biz reklam arasında bayağı bir koyu muhabbete, sohbete daldık. Bu arada ben hemen yönetmenimi, yapımcımı çağırayım mı? Evet. Dur biraz merak etsinler. Zafer Keri. Kamuoyunun. 5-10 dakika bir sohbet edelim. Kamuoyunun merak ettiği. Evet. Kim bu evde kalan genç? Evde kalan yakışıklı yapımcı. Yakışıklı. Evde kalan. Zafer de orada. On parmağında on marifet. Bakımlı. Ama bir şey söyleyeceğim. Zafer'in çok hayranı var biliyor musunuz? Evet. Facebook'ta, biliyorum. Twitter'da. Bilmez miyiz zaten? Onun için dalga geçiyoruz ya şu anda. Zafer böyle yapıyor. Çalıyor. Ya şiir diyor, okuyor. Bak diyor, ne güzel kız diyor. Ama ben diyor öyle diyor istemiyorum. Ben ciddi bir ilişki ararım diyor. Evet ararsam. Zafer. Hiç o, öyle bir huyu var. Zafer gibiler böyle çok az kalmış. Kimsenin günahına girmek istemeyen. Böyle çok dürüst. Ya dilimize düştü. Zafer Kerek. Zafer'i acaba biraz böyle çoğaltsak. İlişkilerden bahsederken biraz da Zafer Kere'ye geldik bir anda. Ama birazdan onu alacağız ve hatta sohbetimize dahil edeceğim. Çünkü fikirlerini çok merak ediyorum bu ilişkilerde, aldatma, kıskançlık. Biraz önce ne demiştik? İlişkiyi
artık yeni sistemde, yeni evet. erkek düşüncesi mi diyelim? Şimdi erkeklerde diyelim. Şöyle bir şey oldu. Her zaman söylüyoruz ya, eskiden kadınların bir ulaşılmazlığı vardı ama bu kadınlara ulaşılmazlık cinsel olarak bir ulaşılmazlık. Veya çünkü bizim kültürümüzde biliyorsun hani böyle yozlaşmış ilişkiler yok. Bir erkek bir kadınla çıkmak için bile bayağı bir kur yapması gerekiyordu. İşte hani ben bu ödülü objektif yorumculuğumdan aldığım için söylemem lazım. Son 10 yılda, 15 yılda öyle bir kadın tipi oluştu ki erkeklere kendini teslim eden kadın tipleri oluşunca erkekler iyice bir böyle rahatladılar. Yani erkeklerin çok ciddiyim yani bir kadınla birlikte olma veya bir kadınla bir alıp da bir yere ulaşamama gitme problemleri yok. Arada çok böyle ciddi kişilikli kadınlar çıkarsa onlardan da korkuyorlar. E tabii kolayına alışmışlar. Ben bununla nasıl uğraşırım diye. Tabii zor aslında geliyor değil mi? Mücadele etmek. Aslında onlar da bir şey duygu kavram karmaşası yaşıyorlar duygusal olarak. Ama burada olay evet erkek böyle başkaları tarafından cazip görülen hani o kıskanma duygusunu sever oldu nedense. Aslında bu da yani ahlaka aykırı bir şey ama işte evet. bu televizyonda. Benim şarkımda söylediğim gibi benim ışığımdan çalıyorsun seni yıldız sanıyorlar. Yani yanındaki kişinin çok şeyde olması, gözde olması, çok popüler olması hoşuna evet. gider oldu erkek. Ama hanımlar bence yine de böyle davranmasınlar. Tabii yani. Çok kötü bir şey. Yani de. Hani namus kavramını hani belki ufak tefek hani dikkat çekmek için kıskançlıklar ya, tabii, yapılabilir. Olur onlar mi? Hani şeydir kadınların o hep tarihimizde de vardır böyle. Bizim. Ha. Şey ama hani bir erkekten hoşlandığını başka bir erkeğe söyleyip kıskandırmak insanın biraz ya? Ahlakıyla alakalı bir problem. O zaman o, buradaki ilişki bitmiş zaten. Yani tabii artık o ilişki devam olmuyor edip, zaten yürüdüğü yere. Ama şunu unutma. Bak ben bu kadar araştırma yapıyorum. Hı-hı. Bir erkek istediği kadar hovarda olsun, geçsin, tozsun normal bir Türk erkeğinden bahsediyorum. Dönüyor dolaşıyor gene kendi annesi gibi, ablası gibi bir tane evine bağlı bir tane kadın arıyor. Bulamayanlar da ben çok biliyorum kız mankenlerle bile gezmiş her şeyi yapmış şey erkek çocuk hı hı. parası var annesine sen bana bir aile kızı bul deyip görücü usulüne yönelmeye başladı erkekler. Yani erkeklerde de bu kadın oluşan kadın tiplemesinden dolayı bütün kadınlara karşı var. Bir güvensizlik ve hoşnutsuzluk oldu. Ailesine dönüp görücü usulüyle işte birinin kızı onun kızı falan filan. Ben karşı değilim biliyor musunuz? Ben de, görücü ben de değil. Yani de değilim. Bana çok mantıklı geliyor. Seni de çok istemeye gelen olmuştur. Güzelsin vallahi. Ya. Haber yollayan çok oluyordu. Oluyor muydu? Ne diyordun gelmesinler? Ama, ya istemiyordum eve tabii canım ama yani. Ne yani. Eskiden, daha küçüktüm o zaman ama. Üniversiteye gidiyorsun. İstemem istemek almadı. Yani görücü usulünde kötü bir şey yok ki. Yani, yok ben karşı değilim. Ne oluyor? Çıkanlar bir kere görücü usulüyle referansla geliyorlar. İki tarafın referansıyla sizi birbirinize yakıştırmaları. Sağlam referanslar alınıyor. Sağlam bir ilişki ortaya tabii, çıkartabilir. Tabii. O yüzden ki görücü usulüyle evlenip şu anda mesela 20 sene, tabii, 30 senelik evli birçok çift var daha, değil mi? Onlar zaten şey oturmuş evlilikler. Burada tabii olay nedir? Herkes biraz önce dedin ya kendini bir masaya yatırsın. Kadın, erkek. Herkes karşısındaki kadından veya erkekten annesi babası gibi olmasını bekliyor. Ama bu tarafa geçtiği zaman karşı tarafta senden aynısını istiyor. Ne oluyor? Herkes birbirini değiştirmeye çalışıyor. Kimse birbirini değiştiremez. Yani bakış açısı değişebilir. Herkes kendi imparatorluğunu kurmaya çalışıyor evlilikte. Hı-hı. Kadın veya erkek işte o zaman da çatışmalar başlıyor. Ama yine de bir gerçek var ki bence kadınlar bir adım değil mi? Geride bak durmayı ben, ya da susmayı mı diyeyim, idare etmeyi mi? Akıllı kadın iş. Aslında kendisi yönettiğini farkına vardırmadan yönetmeli. Hı. Aslında ipler elimde ama sende gibi. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun hayatım ama. Atıyorum bir yere gitmeyi onun kafasına sen koyarsın. Ama sonra ama onun dediği olur dökülür. Gibi görünür ama aslında evet. senin yani, fikrindir yani, değil işte, mi? Ya burada zorla... kadın biraz akıllı davranacak, evet, ortamı idare evet. etmeyi yani bilecek. Biz şuna dikkat edelim diyoruz. erkeklerden yıllardır, tarihlerdir şikayet ediyoruz davranışları gibi. Şimdi kadınlar da onlar gibi hovar da oldu. Bak hovar da kadın tipi çıktı. Kusura bakma o zaman sen erkeklerden niye şikayet ediyorsun? Erkekler bizi aldatıyor. Aldatmaya karşılık aldatıyorsan... Senin de öbür karaktersizlikten kendin hiçbir farkın yok zaman, yani. Aldatan aldanır diye de bir laf var. Zafer Kere'yi çağırma. Efendim sevgili yapımcım Zafer Kere'yi ben alkışlarla
davet etmek istiyorum Üç bayanın arasına. Yapımcısı efendim. Buhara Medya'dan da çok güzel bir ödül aldı. Selam. Ay, yılın yapımcısı selam olarak. Hoş geldiniz. Geçen yıl programımız ödül almıştı. Bu sene kendisi efendim yapımcı olarak. Benim ödül de kaldı evde. Olsun. Olsun. Bunun aldık aynısı ismi değişti. Aynısı ismi değişti evet. Sadece. Zafer Bey kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz şimdi ilişkilerden bahsediyorduk. Aldatmalar, işte evde kalmalar falan derken. Ben zaten şu anda kendimi umutsuz iş kadınlarının arasında umutlu iş erkeği olarak görüyorum. Umutsuz ev kadını. Ne demek bu ya? Dinliyorum sizi. Bayağı bir umutsuzsunuz bayanlar. Şu iki taraf ama orada umut ışığı. Ben umutluyum. Bak, umut ışığı her zaman yanıyor. Onu katma. O artık nişanlı. O şeytanın evlenince bacağını kırmış. Sen süreyle ilgili bir umutsuzluğun var. Biraz nişan uzadı galiba. Madem girmeyelim sen o konuya. Sen öyle git. Hiç demeyelim. Sizinle kavga çıkacak efendim. Yapımcısını sevgili Pınar'cığım, biliyorsun ben eski magazinciyim. Tabii. 7 yıl boyunca ATV'de magazin programlarının yapımcını yaptım. Evet, çok özel iyi magazin. Magazin. Zaten o gecenin en güzel özelliklerinden birisi. Biz niye magazin yapmıyoruz yapımcım? Niye hiç bize magazin yapalım sen, derken Pınar'cığım, aman magazin yapmayın diye uyarıyorsun bizi sürekli. Sen hiç o kişilikle değilsin. Çok yumuşak bir karakterim evet, var. Agresif, evet. Biraz agresif olmak ben, gerekiyor. Ben nasıl yapar mıyım magazin? Senle bir mesela, magazin programı yaptığımı düşünemiyorum. Her gün gündem olur. Her gün dava açılır. İki gün önce küçük Emrah'ın biliyorsunuz bu oğluyla ilgili evet, bir davası var. Onunla ilgili yorumumu sordular. Yorum yaptım. Ben gazetede çıkacağını bilmiyordum. Gazetede çıkmış. Eyvah. Ondan sonra Emrah'ın menajeri aradı beni. Ben bir üzül. Ya kadın magazin yapamıyor. Kafaya. Üzülüyorum. Kafama taktım. Sonra ay dedim toparlayayım. Hani buradan da yanlış bir anlaşılma varsa küçük Emrah'tan da özür diliyoruz. Ama hani ben gördüğüm ve duyduklarımla ilgili yorum yapıyorum. Ama tabii Emrah'ı da dinlemek lazım. Tek evet, taraflı yorum yapmamak gerek diye söylüyoruz. Neyse o konuyu da kapatalım. Yani o konuda evet, ben bugün de haberlerde çocuk vardı. O konuda Emrah'ı da çocuğun annesi de İkisi de o çocuğun oluş süresinden şu zamana kadar ikisi de eşit miktarda suçlular. İkisi de hiç yani ben Emrah'ı severim. Emrah iyi bir aile, annesi, her şeyi falan. Ama oğlum ister isteme çocuğu yaptın mı oldu mu? Paşa paşa oğlunu koluna takacaksın, dolaşacaksın. Emrah için mi? Emrah için diyorum. O çocuğa sahip çıkacaksın. O çocuğu senin yaşadığın hayatın aynısını o çocuğa yaşatmak tabii, zorundasın. O çocuğun tercihi kul değildi. Hakkı, bu kul anne hakkı ve babaya yani ben sahip olmak. Evet, dünyaya çocuğun yüzden annesinin suçu da burada. Çocuğun annesinin suçu da fazla action, fazla hareketli, biraz sabırsız olan çocuğu alıyor. O çocuğu kimse suçlamasın. Çocuk daha benim oğlanla yaşıyor. Peki Zafer Bey, siz de eski bir magazinci olarak bu konuya bir yorumunuzu alalım. Sonra ödüllere geçelim. Çünkü bu konuyla ilgili yorumum kesinlikle sevgili Sevda'ya katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Yani senin böyle bir evladın olmuş olsaydı yıllar kesinlikle sonra kesinlikle sahiplenirdim. Çıkıp ne olursa olsun, nasıl olursa olsun şartlar hiç önemli değil. Çok özür dilerim. Sen biraz önce özür dilerim dedin ama ben hiçbir şekilde ben bilmediğim hayır, bir şey varsa özür diliyorum. Benim bilmediğim belki sen yapılan eğer o bayanla hani, ne olursa olsun çünkü beraber oluyorsan adı ne olursa olsun çok özür dilerim. Yani parayla çalışan bir bayan bile olsa. Diki değil. Sen beraber ki değil. Beraber oluyorsan eğer beraber ve o ilişkiden bir çocuğun oluyorsa onu kesinlikle sahipleneceksin. Kınıyorum. Bir de utanmadan sevgili Emrah bir sözleşme imzalatmış. Düşünebiliyor musun? Feragatname, ömrüm boyunca para istemeyeceksin diye. Evet ben de ki Emrah severim. Sinaden söylüyorum. Eskiden de tanırım. Herkes bilir. Ben ama fazla yanlış. Emrah çok çirkin. Günah ama ve yanlış. Gerçekten günah. Kul hakkı. Çocuk dendi mi? Bak şunu söyleyeyim. Hani benim de evladım evet, var. Hani onu gözümün önüne hepimizin getirip böyle bir şey yaşarsa diye düşünüyorum. Bak çocuk dendiği zaman ben Emrah'ın yerinde olsam şunu yapardım. O çocuk bana ne yaparsa yapsın Emrah'ın durumunu hepimiz biliyoruz. Ayda belli bir miktar bir hesap açardım. İsterse çocuk arkamdan ne konuşursa konuşsun o çocuğa şey o parayı verirdim. Çocuk. Yok ya çocuk garibanın teki yapıyor, ya. Gelebim. Oradan yazık da çıkmış. Konuşuldu falan diyorlar ama işte bilemiyoruz. Nazlı, yazık sen evlat var ya evlat. Ben size bir şey söyleyeyim. Buradan bir duyuruda bulunmak istiyorum. İnşallah o çocuğa ulaşabilirsek bana bir şekilde ulaşsın ya da arkadaşlarımız ulaşsın. Ben bizim yapacağımız projelerde
kendisini asistan olarak çalıştıracağım. Yani evet. Yani. Öyle mi? Çok ciddiyim. Yani şu anda almış güzel, olduğum bir böyle karar. Program kapıları... asistanı olarak yetiştiririz. Zaten yemin etmiş. Arkadaşlarımıza teslim ederim. İnşallah hani kendim çalışacağım. Kendi paramla anneme bir ev alacağım. Ya garip çocuk. Kendi ayaklarımın üzerinde bak, duracağım. Gözlerim doluyor. Güzel yetiştirilmiş bir evlat var ortada. Benim de tüylerim diken diken yani, oldu. Yani. Kesinlikle. Yani. Bana derse çok üzmeyelim kendimizi. İsterse bu ülkede cumhurbaşkanı olsun. Evladına sahip çıkmayan, tamam mı? Sahip çıkmayan anne ve baba önce kendi insanlığını sorgulasın. Yok böyle bir şey. Yani sen bu çocuğu neyse, mağdur bırakıyorsun. Çok da ağır konuşmayalım. Yani. Yok şimdi... biz muhatabı biziz zaten. O yüzden bu böyle bu evlat ya çocuk ya bitti. İnşallah güzel şeyler olur. İnşallah. Evladına mutlaka aynen, sahip inşallah. Çıkacaktır aklı diye düşünüyoruz. Gelsin. Evet Zafer Bey. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Artık ben de tebrik ediyorum. Artık hani bu kadar tek, yıllarca tek. Emek verdiniz ve güzel bir ödülle taçlandırdı bu emeğiniz. Neler düşünüyorsunuz? Evet çok memnun oldum gerçekten. Ankara'da şaşırdınız mı? Büyük siyasi medya gruplarından birisi Buhara Dergi grubu. Hı hı. Çok ciddi bir tıraşı var ve anket yoluyla yapılıyor. Yaptığımız projelerden bahsediliyor ve o şekilde anket yoluyla ödüller veriliyor. Ve ben söylediği gibi ben de sonradan öğrendim. Tabii ki biz hani yapımcı olduğum için birçok sanatçıyla çok samimiyiz. Tabii o gece de bir tek biz yoktuk. Safiye Soyman, Faik Öztürk, mutlaka, mutlaka. Özgün vardı. Ve birçok milletvekili, siyasetçiler vardı. Zaten ben de ödülümü sevgili Ensar Öğüt elinden aldım. Evet. Ardahan milletvekili, CHP Ardahan milletvekili. AK Partili milletvekillerimiz de vardı. Hı-hı. Kendilerine ödül de verdik çok orada. Birçok vardı. Evet. Yani CHP güzel vardı, tarafı şuydu. CHP'sinden, MHP'sinden, AK Partisi'ni hep birlikte hatta resimlerimiz var. Birazdan yetişirse eğer. Bir araya gelemiyorlar ama o gecede kesinlikle. Değil mi? Herkes böyle güzel çok, bir eğlence ortamı var. Çok keyifli bir ortamdı. Aslında ne oldu biliyor kavga çıkmış galiba. Buhara grubun burada öyle mi? O konuya hiç girmeyelim. Ya ben bugün de anma magazin şimdi... yapıyorum farkındasın. Evet ya o konuya her girmeyelim. Konuya bak bir saatte her konuya bir parmak bastım tabii yani. Sevgili gecenin sponsoru o zaman kısaca anlatayım. O kavga dediğin. O bahsetmiş olduğun şey mi? Yaşanan. Kavga mı çıkmış? Biz yok. Aa bizim resimlerimiz. Evet Buhara Medya ödül gecesi efendim. Ensar Öğüt'ün elinden Zafer Kerey ödülünü alırken Safiye evet. Soyman, Faik Öztürk. Evet, aa bu da biz. Çok güzel çıkmışız burada yalnız. Çok evet güzel. Çok güzel bir geceydi güzel. Gerçekten. Şimdi bu gecenin ayrı bir önemi var benim için. O da sevgili Elif Güvendik'le yıllarca çalıştık. Ya Mart Vatan TV'de, Şaşmaz, Elif ve de Vatan Şaşmaz'la da ayrı programda özel hatta yıllarca beraber İlk çalıştık. İlk sunucuların İki, Elif Güvendik ve Vatan Şaşmaz. Vatan ve Şaşmaz öncesi de vardı. Aslında Ebru Şallı'yla biz Magazin Forever hatta Ebru Şallı'ya sunuculuk teklif edip sunuculuğa başlamasına neden olan kişiyim. Aha. Magazin Forever'ın yapımcısıyken. Fakat daha sonra işte Özelat olsun, Elif olsun. Elif'le birlikte Show TV'de çalıştık özellikle. İki tane eski sunucumun sunumuyla aldım. Evet. Bu da benim için çok güzel ve keyifliydi. Bu da enteresan değil mi? Aynen. Şimdiki sunucum da benimleydi orada. Kendisi evet, de güzel evet bir ödül aldı. Yani şöyle söyleyeyim. Bizler tabii ki genelde hep ödülleri sizler alıyorsunuz kamera önündeki kişiler olarak. Kamera arkasındaki bizim gibi emektarlar ödül alınca daha farklı yazarı, mutlu oluyoruz. İşte yapımcısı, yönetmeni aslında onların ciddi bir emek var şu anda kamera arkasında. Tabii. Yani şurada kameramanlarımız içeride yönetmenimiz değil tabii mi? Tabii dekorcusundan kameramanına, teknik yönetmenine, yönetmenine. Birçok bir ekip var. Kesinlikle çok ama geniş burada kapsamlı. Ben özellikle Buhara gruba çok teşekkür ediyorum. Niye evet. biliyor musunuz? Ben kendi adıma ben hani doğruları dik söylediğim için hı hı. bazı insanlar için, televizyonlar için Beyaz TV'ye de aynı şekilde beni pek öne çıkartmak istemezler. Kuvvetli konuksun. Öbür konuklar hani bu program için demiyorum tartışma programları için. O gün de çok güzel bir konuşma için. Yaptım bu arada seni çok tebrik güzeldi. Ediyorum. Teşekkür. Herkes onu konuşuyor yani değil mi Nadide çok, çok doğru etkili, noktalara evet. parmak İnsanları basarak. İnsanları heyecanlandıran bir konuşmaydı evet. gerçekten. Ay, şimdi bir görüntümüz varmış bir şöyle tabii. göz atalım mı? Yönetmenin tamam. son dakikalara tabii. geldik diyor. Görüntüleri izliyoruz efendim. Buhara Medya Gecesi'nden. Ödül vermek üzere Sayın Milletvekilimiz Sayın Eser Öğüt'ü davet ediyoruz alkışlar. Öncelikle biraz önce bahsettiler sevgili Elif'le ATV'de Elif Navi ve Show TV'de Vatan'la yine ATV'de özel hat programlarını yıllarca yaptık. Bizler kamera arkası bizim görevimiz asıl. Bizlerin görevi şu anda seyretmiş olduğunuz projeleri sizlere sunmak ve sanatçıları bir şekilde sizlerle buluşturmak. Dolayısıyla ben yaklaşık 16 yıldır bu
görevi yapıyorum. Kendim ve ekibimin adına hem sunucularımın sunumuyla hem de sevgili vekilimin elinden almak benim için gurur verici. Ve bu ara medya okurlarına özellikle çok teşekkür ediyorum. Genelde kamera önündeki sevgili sanatçılar ve sunucular bu ödüllere layık olur. Bizleri çalışmamızdan dolayı bu ödüle layık gördükleri için yine söylüyorum, yapım ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Sevgili Pınar Dilşeker, bu arada hala devam eden bir projemiz var. Kendisini de kucaklıyorum, öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgiler. Zafer, hakikaten söyleyecek bir şey bırakmadın. Bize tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarla gurur duyuyoruz. Zafer, kere merhaba alışlar. Mesela beceğini bırakın. Şimdi bakacağız. Tebrik ediyoruz. Tamam, oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Zafer, yani bu kaçıncı öpüş, kesinlikle kaçıncı ödüller olacak. Bence bu öpmelerde sana bolluk bereket getirecek diye düşünüyorum. Hoş geldin arkadaşım. Peki efendim, yılın sosyal yardım programı. Madem televizyondan, programlardan ve yapımlardan bahsediyoruz. İşte tam da yeri, tam da zamanı. Yılın Sosyal Yardım Programı ödülü ekranlarda. Evet, bu ara medya ödülleri gecesinden görüntülerimizi izledik. Bu arada birçok yayın kuruluşunda yer buldu haberlerimiz. İnternet sitelerinde olsun. Özellikle sevgili Cem Semercioğlu ve Burcu Kılıçarslan nezdinde Medyatava ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir geceydi. İnşallah devamı gelir. Evet, ödüllerimizi de aldık, taçlandık. Kazma güzel. Mesela hani ben böyle seyrederken bakıyorum. Bazı insanlar sanatçı diye çıkıyor ama yaptığı işi hazmetmek, mesela Nadide gibi, sen gibi, orada başka sanatçı arkadaşlar da vardı. Yani bu işi hazmetmiş olmak ve geldiği yeri bilmek önemli. Yani onu artık millet istiyor. Eskisi gibi hani tamam Sansasyon Magazin iş yapıyor ama bilinçli insanlar, hani bilinçli tüketiciler diyeyim, bilinçli halk. İstiyor ki artık sanatçı donanımlı olsun. İşte Nadide'nin mesela hem alaylı hem konservatuar bitirmiş olması, yıllardır sizin bu camiada hep aynı çizgide. Mesela senin konservatuar mezunu olduğunu bilmez insanlar. Evet, bilmiyorlar. Çünkü ben bunu her çıktığım yerde ben okulluyum. Var ya, ben okulluyum diye. Var ama bak şimdi kamera beni alabilir mi? Bak şöyle arkadaşlarımız hemen var. Hemen Nadide'yi çekiyoruz. Akademik kariyer. Yani büstünü göster. O zaman ben de akademik kariyer, konservatuvar 10 yıl okudum. Yani okudum da okudum. Ben de okudum, hala okuyorum. Hala da master yapıyorum. Tabii. Yani sen ne yapıyorsun öyle yüksek lisans? Doktoraya kadar gideceğim. Gidiyor. Doktor Nadide. Şimdi işte onu bana saygı duyacaksınız. Doktor olacağım. Ben, şu adımın altında da Doktor Nadide Sultan yazacak. Hayır, inanmıyorum. Tamam, herkes sana zaten saygı duyuyor Nadide. Yaptığın şaka, çok şaka, güzel yapıyorsun. Şaka yapıyorum. Bir kere inanılmaz güzel bir sesin var. Ay, teşekkür i̇nanılmaz ederim. İnanılmaz güzel bir sahne. Değil mi? O ışık, aura çok önemli bir şey. Sen ben de bu zaten sahneye yalan ve İstanbul birisin. İstanbul'u bir okur. Yani orkestra olan bir programda inşallah. Yani hani hep beraber. Dibine kadar derler ya böyle. Değil mi? Bu arada yılbaşında Bolu Abant'tayım. Bolu Abant'tasın. Evet. Tamam, ben dün de İzmir'e gidiyorum. Evet. Megapalas'tayım. Dün hiç haberim yok, söylemiyorsun. Zafer, magazin dedikodu da okudum. Biz evde bu. Aa, söyledi. Söylemedik mi? Çağıralım, davet edelim. Siz de çağıralım. Evet. Peki, inşallah. Bir aksilik olmazsa. Tercih yap. Ya İzmir ya Bolu işte. Ha, birinden bahsediyor. Her hafta sonunu görüyorsun. Evet. Bizi haftada en fazla bir kere görüyorsun. Doğru. Beni sürekli görüyor. Bence sen Nadide, Sevda sen de bana gel. Ben de İzmir'e. İzmirliyim nasıl hani olsa. Hani bana gelecekti. Sana da gelirim. Ne yapar? Ben uçağı yollarım. Bir de İzmir'e. Tamam. Yazın uçura mı atacağız? En güzeli öyle olacak. Yani, hadi karar verin o zaman. İşte en güzel tarafı da şu var. Sanat camiasında pek dostlukları olmaz ama biz çok şükür Allah'a, Allah nazardan Allah saklasın. Allah bozmasın. Evet, maşallah. Biraz önce dedik ya, kıskançlıklar. Sanat dünyasında bu çok var. Aslında işte İnsan donanımlıysa, kendisine güveniyorsa, yaptığı işin alanı ne olursa olsun, biz Zafer'le de onu konuşuyorduk biraz önce kuliste. Yani neden birbirimizi seviyoruz dedik. Yalan yok, dolan yok. Sözümüzün arkasındayız. Kesinlikle. Aynısını. Yani niye biz birbirimizi seviyoruz? Herkes de işte o kıskançlık duygularını ilişkilerde, her türlü ilişkide herkes birbirini biraz idare etsin. Herkes kendini yenmeye çalışsın. Başkasını yenmeye çalışmasın. Zaferlerin en büyüğü kendini yenmektir. Zaferlerin en büyüğü. Evet. Zaferlerin en büyüğü. Zafer Kereydi. Zaferlerin en büyüğü. Zafer Bey. Şımartıyorsunuz beni.
bundan sonra sizi yeni projelerle görecek miyiz? Şeker Tadında 2 yıldır devam ediyor ama maşallah, başka bir Beyaz TV'de, şeker evet, gibi programlar gelecek mi? Kesinlikle çok güzel projeler var inşallah. Ben ama bensiz. Böyle kıskançlık olmaz. Bensiz. Kıskançlık olmamalı. Bensiz Mercim, mi? Sen her zaman varsın ama tabii başımın çok farklı. Başımın tacısın ama başkalarıyla kesinlikle da yapayım müsaade ediyorsun. Yani ben konuk müsaade olmaktan ediyorum. Mutluyum. Çok yakında özellikle konuk formatı gel, belki Nadide bir program yapar evet, değil mi? O da çok güzel programlara imza attı. Evet, öyle teklifler var ama daha net bir şey yok. Belki Zafer'le beraber yaparız. İnşallah, çok isterim gerçekten. Neden olmasın? Çok keyifli yani olur hem de Nadide ile. Zaten benim yapacağım program hafif hafif Robin Hood kıvamında olacağı için zaten ben bu tip programlar bana yapayım. Teklifte bulunuyor, beraber sunalım bana diye. Var teklifler. Beraber yapın ama. Ama bizim program diye çok şey olur. Hareketli bir program. Bence bana de bayağı action'lı olan bir evet, program evet, olur. Her gibi gün bir gündem. Her ama gün tabii, bir gündem. Evet. Bombalar. Her gün ben bir gündem. Zafer'le. Size mi program yapacaklar? Kendinizi gösteriyorsunuz. Şu an yaparız, çekiliyoruz efendim. Ya önemli olan o kaliteli işte. Böyle şimdi, iki yıldır süren bence inşallah yapın. Nadide sen de güzel bir program i̇nşallah, yap arkadaşım. İnşallah. Çok yakında inşallah, inşallah buradan açıklayayım madem. Son olarak çok yakında ismini vermeyeceğim bir kanalda günlük bir projeye başlayacağız. Bununla ilgili ciddi bir yol aldık. Başlayacağız. Ben de mi başlayacağım? Sunucuya henüz karar vermedim ama format bana ait. Çok tutacağına yani, inandığım bir format. Yani diyorsun ki Zafer karar vermedim. Bu. Bana yeni avladın tavır diyor ve davranışlar. Bilemiyorum. Buradan çıkınca sana yemek ısmarlıyorum. Maaş meselesini tekrar konuşalım seninle. Zafer diye söylemiyorum. Evet, bak Zafer diye söylemiyorum. Ne kadar iyi bir insan. Ne kadar, ne kadar iyi. Şu anda görüyorsunuz kulisleri efendim. Bu arada yeni single başladı çalışmalar. Ben de onu söyleyeyim. Ne zaman çıkıyor? Süper. Ama bekletebilirim bak. Yani senle program yaparsak bekletebilirim. Peki efendim. Yönetmenim bir geç kaldık. Yeter. Şimdi en çok parayı veren bana programı sunar. Tamam. Evet, dur biz bunu bir aramızda konuşalım efendim. Biz bir programı efendim kapatalım. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şeker Tadında kalın. Hoşça kalın.